TRT Haber'den iyi geceler. İnsanlık haline hoş geldiniz. Ben Deniz Seva Çöpür. Bu hafta bu gece insanlık halinde şiddeti ele alacağız, şiddeti konuşacağız. Şiddet nedir? Türleri neler? Toplumsal şiddet ne boyutta? Özellikle son zamanlarda biliyorsunuz hayvanlara yapılan eziyet görüntüleri ve sağlık sektöründe yaşanan şiddet olayları dikkat çekiyor. Hem gelişmiş ülkelerde hem gelişmekte olan ülkelerde şiddet aslına bakarsanız bir halk sağlığı problemi, ciddi anlamda bir halk sağlığı problemi olarak da görülüyor. Peki bu durumda şiddet için şiddet nelerden kaynaklanıyor ve şiddet için ne yapmak gerekiyor? Nasıl düzeltilebilir? İşte tüm bunları konuşacağız. Ruh sağlığı uzmanlarımız Profesör Doktor Sayın Erol Göka ve Profesör Doktor Sayın Kemal Sayar'la birlikte. Hocalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Haliniz, keyfiniz yerinde mi? Önce öyle sorarak başlayayım. Şükür. Çok şükür. Ben bir kitap tanıtarak başlayayım. Lütfen buyurun. Rahmetli Ahmet Uluçay'ın Küller ve Kemikler adlı kitabı. Geçtiğimiz Hocam, günlerde tutabilirseniz, evet, yayınlandı. Kapağını da görelim. Ahmet Uluçay Anadolu'dan çıkmış. Kendi imkanlarıyla harikulade sinema yapmış. Çok güzel bir sinema filmi vücuda getirmiş. Ortaya çıkarmış. Karpuz kabuğundan gemiler. Karpuz kabuğundan gemiler yapmak. İkinci filmine çalışırken ömrü vefa etmedi. Biz dönem dönem telefonlaşırdık. Çok kıymetli, çok değerli bir insan. Bugün bir dostum onun kitabını getirdi. Küller ve Kemikler. Bizim bütün izleyicilerimize Ahmet Uluçay'ı tanımalarını, onun o güzel filmini izlemelerini ve bu kitabı okumalarını da tavsiye ederim. Yani Anadolu'dan bir sinema delisi, bir sinema sevdalısı, bir derviş çıktı ve harikulade bir iz bırakarak bu dünyadan göçtü gitti. Allah rahmet eylesin. Allah bu vesileyle kendisine yad etmiş olalım. Ben de bu arada sosyal medya hesaplarımızın duyurusunu yapayım. Şiddetle ilgili soru, görüş, önerileriniz varsa sosyal medya hesaplarımızdan TRT İnsanlık Hali, Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarımızdan bizlere gönderebilirsiniz diyelim ve başlayalım mı? Başlayalım. Şiddetin tanımıyla yani. Başlayalım. Şimdi Sevel Hanım, nedir, ne değildir? Bugün şey ya, iyi, coşkulu gördüm. Öyle mi? Yani. Enerjim iyi mi? İyi, iyi. İyi. Fakat bir muziplik geldi aklıma. Nedir hocam? Şiddet derken neyi kastediyorsunuz hanımefendi diye sormak. Çünkü çok zor yani. Ben de tam onu sizlere soracaktım. Ya. Neyi kastediyoruz? Nedir ne değildir? Kemal Hoca bilir. Yok yok. Tanımcımız Erol Hoca. O kapıyı açsın, biz o kapıdan girmeye çalışalım. Açtım. Yani sahiden şaka tarafı bir tarafa, şakası bir tarafa. Tanımı çok zor şiddetin. Şöyle ki, mesela devletin tanımlarından bir tanesi, şiddet kullanma tekeli, haiz kurum. Yani bütün toplumun mutabakat halinde güç kullanma yetkisini verdiği kurum. Yani devletin tanımında bile geçiyorsa, ki mesela hukuk tarihine baktığımızda cezalar, kısıtlamalar, savaş tarihine baktığımızda. Yani hepsinde şu veya bu ölçüde şiddet unsurunun bulunduğunu görüyoruz. Ya güç kullanmak derken bunu şiddetin şüphesiz çatısı altına evet koyarak. Yani demek ki meşru olan olmayan, hukuki olan olmayan ne kadar götürebileceğimiz bir muğlak alan var. Yani öyle olunca biz tabii ki programda bunları kastetmiyoruz. Mesela Türkiye terörle uğraşıyor senelerdir. Terör vatandaşlarımızın, güvenlik güçlerimizin canını yakıyor. Ülkemize birçok zarar veriyor. Buna karşı da bir devletin, kolluk güçlerinin bir direnci var. Onları yok etmeye çalışmak için çabası var. Yani neyi kastediyoruz o zaman şiddet dediğimizde, değil mi? Mesela hakimin kararında şu kadar sene şu suçtan dolayı cezaya mahkum oldu. Hı hı. Ya da
tek başına yaşamaya mahkum oldu. Cezaevinde ceza yetmiyormuş gibi. Yani tek kişilik odaya konulma kararları. Yani bunları tabii ki kastetmiyoruz. Tanımın zorluğundan bahsetmek için bu kadar yaydım. Gene şiddetin kendi içinde, yani insan ilişkilerinde tam derken aklıma geldi. Hani bir başkasının onun iradesi dışında, isteği dışında zorla fiziksel olarak, sözel olarak, duygusal olarak birisinin isteği doğrultusunda davranmaya zorlamak. Şiddeti mesela bunun altına koyabiliriz ama insanın kendi kendine uyguladığı şiddet var. İntiharlar var mesela. Yani onu nereye koyacağız? Onunla ilgili güçlükler var. Birçok alanda. Yani tabii biz iki ruh sağlığı uzmanı olarak konuşuyoruz burada. Halbuki bir antropolog da, bir sosyolog da, bir siyaset bilimci de, değil mi? Yani bir tarihçi de şiddetle ilgili birçok şey söyleyebilir bize. Hayli zor. Evet. Erol Hoca yine orta sahada topu dolaştırdı. Ceza sahasına yönileceği sırada birden topu taca bıraktı. Halbuki ben futbol oynadığım zamanlarda hep ya kaleci olmuşumdur ya santrafor. Hocam santrafor günlerinizden epey bir şey olmuş, güç kaybı olmuş. İleri doğru bir hücum göremedik tanımlardan. Ben şöyle basit bir tanım yapayım. Çünkü Erol Hoca'yı dinlersek hepimizin kafası karışacak ve bu programın... Hiçbir sakıncası yok. Ben kavramın ne kadar muğlak olduğunu, hani netmiş gibi... Yani hepimiz biliyoruz ama bizim, anlatamıyoruz. Bizim vazifemiz de hocam o muğlaklığı gidermek. Gidecek inşallah. Evet. Şimdi gidelim. Hocamıza kalırsa herhalde programın sonuna kadar biz öyle miydi, böyle miydi derken programımız bitecek. Evet. Hocam sizin şiddet tanımınız ne? İşte yaptığını sanıyor biliyor musun? Daha yapmadık ama. Benim çok basit bir şeyim var. Saldırganlık bir başkasına ruhen ve fiziksel olarak zarar verme. Şiddet ise bu zararın çok katlanılmaz, çok aşırı boyutlarda olması. Kolay mı hocam tanım? Kolay ama itirazım da yok. Yani saldırganlıkla bir arada düşünmek durumundayız, evet. Değil mi? Kemal Hoca'nın bahsettiği ayrım çok önemli gerçekten de. Çünkü birazdan siz tabii programı yönetirken soracaksınız. Ya bu insan da hep var mı doğuştan falan. Yani bu kavramları kullanmadan, mesela saldırganlığı kullanmadan şiddeti tarif etmek çok zor. Saldırganlığın daha kat sayısı artmış bir biçimini mi kastediyorsun şiddet derken? Tabii hem yoğunlaşmış ve katlanılamaz boyutlara ulaşmış, çok ağır sonuçları olan, çok yoğun sonuçları olan boyutlara ulaşmış. Şimdi bu kendi... Mesela yani bir insana yumruk vurursunuz, bu bir saldırganlıktır veya bir söz söylersiniz, bu bir saldırganlıktır. Fakat o insanı yok etmeye dönük veya o insanı çok ağır derecede ona zarar vermeye dönük, işte yaralamaya dönük, öldürmeye dönük bir kasıt içinde olduğunuz zaman buna şiddet adını verebiliriz. Veya daha organize bir saldırganlık, mesela bir toplumsal kesime yönelik, bir ülkeye yönelik... ağır zarar verme kastıyla girişilmiş saldırganlıklara da şiddet diyebiliriz diye düşünüyorum. Kendini ifade edememenin bir göstergesi diyebilir miyiz şiddet için? Yani yer yer o doğru olabilir. Şiddet kelimesinde zaten bir şey var, güçlendirme var. Şeddeli deriz ya, bir yoğunlaştırılmışlık var zaten. Yani kendini ifade edemeyen insanın şiddete daha kolay başvurduğunu söyleyebiliriz tabii. Şiddet çoğu zaman güçlü insanların işiymiş zannedilir. Aslında tam tersine şiddet acizin işidir. Yani meselesini sözle halledemeyen, diplomatik unsurları kullanamayan, insanlarla anlaşma yönünde bir çaba harcayamayan veya o yönde kelime dağarı gelişmemiş, o yönde davranış dağarı gelişmemiş bir insanın başvuracağı bir şeydir. Hepimiz günlük hayatın içinde hoşlanmadığımız şeylerle karşılaşıyoruz. Bazen birisinin bir sözü bizi incitiyor.
bazen haksızlığa uğradığımızı düşünüyoruz. Ama karşımızdaki insanı hırpalamak, ona vurmak, kırmak hemen başvurduğumuz bir yöntem değil. Hatta çoğumuzun hiç başvurduğu bir yöntem değil. Bir insan eğer geçmişte bir zorlukla başa çıkma yönünde yeterince deneyim sahibi olmamışsa, işte çocukluğunda, büyürken, yetişirken, anne babadan sorunları çözme yolunda daha akılcı stratejileri öğrenmemişse, daha duygusal yakınlaşma stratejilerini öğrenmemişse, yeterince birikimi yoksa ve sorun çözme yöntemi olarak hep vurmayı, kırmayı görmüşse, en kolay yoldan netice alabileceği bu yönteme başvuruyor, saldırganlığa başvuruyor. Şimdi evet, tam da bu noktada, yani az evvel sizin söylediğiniz gibi bir takım olumsuzluklarla hepimiz gün içerisinde karşılaşıyoruz. Ama hepimiz aynı reaksiyonu göstermiyoruz, aynı reaksiyonu vermiyoruz. Yani şiddet boyutuna geçmiyoruz. Bu doğuştan gelen de bir şey midir acaba? Getirdiğimiz bir şey mi doğuştan? Şunu söyleyebilir miyiz acaba? Şiddet açısından insanları bir sınıflamaya tabi tuttuğumuzda eşit olmadığımız bir gerçek. Yani bazı insanlar ve hatta bazı toplumlar şiddete daha meyyal, daha yatkın gözüküyorlar. İşte o şiddet araştırmalarında zaten hep oraya bakmaya çalışıyor araştırmacılar. Yani şiddete başvuranların, tekrarlayan biçimde şiddete başvuranların diğerlerinden farkı nedir? Bu ikinci soru olabilir aslında. Birinci soru, insanlar hangi durumlarda şiddete başvururlar? Çünkü hiç hayatında şiddete başvurmamış bir insan var mıdır? Meleğe yakındır herhalde öyle birisi varsa yani. Çünkü insanın repertuarında saldırganlık var. Yani kendimizi koruyabilmek için. Yani bize bir saldırı olduğunda, bize bir hücum olduğunda nasıl kendimizi koruyacağız? Ya da aç kaldık, susuz kaldık diyelim. Nasıl varlığımızı sürdüreceğiz? Yani bunun için bir atılganlık gerekiyor. Kendimizi göstermenin ve bazen bir engellerle karşılaştığımızda onu alt etmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor. Yani buna saldırganlık dersek, agresyon dersek Kemal. Bu bazen kendimizi korumak için giriştiğimiz bu mücadele şiddet boyutuna gelebilir. Bu kadar lafı dolandırmayalım. Gündelik hayatın içinde. Hani fiziksel şiddete başvuran, vurmamış belki vardır aramızda. Ama sözel şiddet ya da öfkesini gemleme konusunda insanın gösterdiği ya da gösteremediği beceri. Yani hep buralarda bir aksama olur. Yani hayatın içinde. Bana sorarsanız bütün insanları ilgilendiren bir yanı var şiddetin. Ve zaten bu işlerin hep anlatmaya çalıştığımız ama anlatamadığımız gibi saldırganlık ve şiddet arasındaki bağlantıya bakıldığında sanki saldırganlığın bütün insanlara eşkin olduğunu, potansiyel olarak hepimizin saldırganlığa müsait olduğumuzu ama belki olgunlaşmayla şiddete dönüşmesini engelleyebiliriz. Kabul etmek durumundayız. Yani o kadar hayatın içinde saldırganlık ve şiddet. Aslında evet, yani çok güzel tanımladınız. Freud'un meşhur bir düşüncesi vardır. Uygarlık insanın kendi içindeki saldırganlık dürtüsünü ketleyebilmesi üzerine temellenir der. Yani hepimiz öfkelendiğimiz zaman belki öfkemizi hızlı bir şekilde dışa vurmak, saldırgan bir şekilde dışa vurmak isteriz. Fakat kendimizi engelleyebildiğimiz ve çatışma noktalarını daha barışçı biçimlerde çözebildiğimiz kadar da uygarlaşırız. Yani toplumlar zaman içinde şiddet gösterebilirler belli dönemlerde, ekonomik ve politik karmaşa dönemlerinde. Sonra aynı toplum bakarsınız çok barışçı bir hüviyete de bürünmüş olabilir. Yani toplumlar da şiddeti absorbe etme, içlerine alma, sindirme konusunda belli bir çağda, başka bir çağdan daha farklı tutumlar gösterebilirler. Ben o yüzden yani bir toplumun şiddete daha teşne olabileceği yönündeki bakışları çok indirgemeci buluyorum, çok doğru bulmuyorum. Zamanlar, çağlar, şartlar değişir ve şiddet bambaşka biçimlerde
kendisini gösterebilir. Patlamalar halinde gösterebilir ya da tamamen geri çekilir ve insanlar şiddete prim vermemeye başlar. Çok basit bir örnek vereyim. Şimdi biz Irak'a baktığımız zaman işte bombaların patladığı bir şey görüyoruz değil mi? Bir ülke görüyoruz. Ama size 300 yıl boyunca Bağdat'ın sokaklarında doğru dürüst hiçbir çatışma olmadan geçmişte yaşandığı, tasavvufun büyük üstadlarının, tasavvuf erbabının o sokaklarda gayet güzel, rahat bir şekilde, özgürce tedrisat yaptığını söylersem, büyük felsefe ekollerinin o sokaklardan çıktığını söylersem, şaşıracaksınız belki. 300 yıl. Evet. Bu az bir süre değil. Sonra bir şeyler oluyor. İşte bir kolonyal tecrübe oluyor. Topraklar işgal ediliyor. Kimyasıyla efendim bir ülkenin oynanıyor. Tarihi mirasıyla oynanıyor ve birdenbire büyük bir şiddet orada patlak veriyor. Yani şiddet dediğimiz şey bazen dış müdahalelerle de ortaya çıkabilir. Bazen çok korkunç bir güceniklik duygusuyla da ortaya çıkabilir. Bazen bir şeyleri telafi etme amacıyla başka bir takım taleplerle de ortaya çıkabilir. Bunu bağlamsal olarak anlamak zorundayız. Yani şiddeti insanlara, toplumlara izafe etmeden önce neden şimdi ortaya çıktı, neden bu toplumda ortaya çıktı ve neden bu biçimde ortaya çıktı sorusunu da sormamız lazım. Yoksa o indirgemeci bakış bugün mesela dünyada İslamofobi endüstrisinin en büyük yakıtı durumundadır. Müslümanlar vahşidir. Çünkü onlar işte tırnak içinde işte savaş kültürüne daha yatkındır. Kendilerinden olmayana çok daha kolay düşmanlık etmektedirler gibi çok daha indirgemeci ve basit yaklaşımlara geçit verebiliyor. Bravo hocam. Çok önemli bunlar. Evet. Ta uzağa gitmeye lüzum yok. Yani sonra Bağdat bulunur. Bağdat'tan örnek verdin. Bağdat ne kadar kıymetlidir bizim tarihimizde. Şam da öyle. 2002 yılında hocam bir dünya raporu yayınlanıyor. Bu raporda şiddet sonucu hayatını kaybetmiş insan sayısı 1 milyon 600 bin olarak tespit ediliyor. 1 milyon 600 bin. Yıl 2002. Bunun yarısı intihar yoluyla. Üçte biri cinayetler, beşte biri savaşlar. Böyle bir döküman var. Sonra ne oluyor? Yani burada da henüz Irak işgali başlamış ama daha henüz Suriye olayları falan yok. Sonra bakın 2002 rakamları böyleyken şiddet sonucu kaybedilen hayatlarla ilgili veri. Daha sonra Irak'ta ve Suriye'de işler sarpa sarınca, yani Orta Doğu bir ateş çemberine dönünce savaştan kaybedilenler çok daha öne çıkmayan milyonlar, milyonlar. Şimdi nasıl diyeceksin Müslümanların aymazlığı yüzünden, Müslümanların şiddete teşneliği yüzünden oldu bütün bunlar? 2002'ye kadar olanı nasıl izah edeceksin yani? Ve kendi parmağınızı nereye koyacaksınız yani? Gelip Orta Doğu'yu karıştıran ve özgürlük için savaş başlatan iradenizi nereye koyacaksınız? Siz olmasaydınız olur muydu bunlar? Kime seslendiğim belli değil mi? Evet. Yani şiddetle ilgili durum gerçekten de çok değişken. Ve bir toplumu, bir kültürü doğrudan doğruya şiddete meyyal diye tanımlamak hayli müşkül ve kolaycılık. Ama Kemal Hocam, izin verirsen, yani ben hani doğrudan demeyeyim ama. Hocam o konuya geçmeden size bir sadece bir tamamlama sadedinde bir şey söylemek istiyorum. Konuşmalarımızın, sohbetimizin girişinde şiddetin uygulayıcısı olarak, meşru uygulayıcısı olarak devlet diye bir şeyden bahsettik değil mi? Bugün devletin vatandaşlar arasında adaleti temin etmek ve kötülüğü cezalandırmak, yanlış edimleri cezalandırmak için şiddet uygulamayı tek eline aldığını biliyoruz. Bu
yüzyıllara sari bir gelişim neticesinde oldu. Çünkü herkesin kendi hukukunu ve adaletini uyguladığı bir sistemde vahşet çok daha fazla oluyordu. Yani herkes kendine mahsus bir adalet anlayışı gözetir ve ötekini cezalandırmaya kalkarsa ortalıkta kan gövdeyi götürüyor. Dolayısıyla merkezi devlet yapısının işte şiddeti meşru uygulayıcısı olması gerektiği ve yeri geldiğinde, yani insanlara kasıtlı olarak, keyfi olarak zarar verme kastıyla değil, zarar verme istidadında olan veya zarar vermiş olanı cezalandırma, şiddeti önlemek kabiliğinde, şiddetin yaygınlaşmasını önlemek için şiddeti uygulayabileceği yönünde bir cevaz verildi modern devlete. Irak örneğine baktığımız zaman, Suriye örneğine baktığımız zaman şiddetin bu kadar yaygınlaşmasının sebeplerinden bir tanesi de merkezi devlet aygıtının çökmesi. Evet. Tam öyle hocam. Evet. Tam evet. Öyle. Araştırmalar da onu söylüyor zaten. Bir kere mesela 16. yüzyılda, daha sonraki 19. yüzyılda kıyaslandığında cinayet sayıları 10 misli daha fazla. Sebep devletin yokluğu yine. Yani sen güçlü bir devlet sistemi kuramazsan, devlet hukuka uygun gücünü gösteremezse, toplumun içindeki şiddet bariz biçimde artıyor. Yani bunu ölçmüşler. Ve sonraki araştırmalarda da devlet ne zaman gerilerse, devlet gücü ne zaman zaafa uğrarsa, toplumun içindeki şiddet tekrar artıyor. O yüzden devlet gücü kullanma tekelini elinde bulunduruyor ama bunu tabii hakkaniyetli, adil bir devletten bahsediyorum. Ne adına yapıyor? İşte kendisinin yokluğunda ortaya çıkan şiddeti en aza indirebilmek için. Yani yoksa devlet şiddeti kullanma tekeli benim, istediğime uygula, o zaman devlet olmuyor yani. Evet, yani bu konuyu çok belki uzattık ama yine de çok dikkatli olmak lazım. Yani devlet eliyle gelen terörden, devlet eliyle gelen şiddetten de... O yüzden hukuka uygun diye parantez açmaya kendimizi sakınmamız lazım. Pelikan dosyası diye bir film vardı. Onun bir cümlesi yıllardır hiç aklımdan çıkmaz. Orada şöyle bir söz söylüyordu hukukçu, genç hukukçuya, daha yaşlı hukukçu. Anayasa diyordu, vatandaşı, bireyi devletten korumak için vardır. Bazen mesela bir devletin geçtiğimiz günlerde bir apartheid rejimine dönüştüğünün örneğini okuduk değil mi? Bir ırkçı ve diğer vatandaşlarını yok sayıcı bir hüviyete büründü güneyde bir devlet diyelim meşhur ifadesiyle. Onun her icraatının da mesela doğru olmadığını biliyoruz. Yani pek çok masum insana zarar verdiğini, devlete temerküz eden gücü çok yanlış yerlerde insanları hizaya getirmek için, tedip etmek için keyfi bir biçimde kullanabildiğini de görüyoruz. Dolayısıyla devletin elinde biriken gücün de meşru ve adaletli kullanılmasına dikkat etmemiz lazım, dikkat çekmemiz lazım. Eğer bu güç insanlar arasında adaleti tesis eden bir biçimde kullanılmaz ve bu güç başka organlar tarafından da denetlenmezse, o zaman Türkiye'nin yakın geçmişinde maalesef utançla hatırladığımız işkence veya korkunç cezaevi görüntüleri kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıkar. Demek ki yani o merkezi otoritenin devletin varlığını oluşturan, o halkın içerisindeki insanların yaşayışlarını düzenleyen, oradaki şiddeti en aza indiren şekliyle ne olması gerekiyor? Varlığını sürdürmesi gerekiyor, evet, diyoruz bunun devlet altında. Ama şimdi biraz da böyle bir şiddetin türlerine girelim mi yavaş yavaş? Ben tam sana kapıyı açacaktım. Türleri konusunda. Şimdi bu kadar tanımla ilgili bence değil mi ortalık biraz temizlendi. Evet, evet. Yani kulvarlar, yürüyeceğimiz rota belli oldu. 3 aşağı 5 yukarı. Zor bir konu konuşuyoruz. İşte devlet ve şiddet bağlantısını mutlaka ele almak durumundayız. Yani hukuk içinde olup bitmek zorunda her şey. Ve hatta hukuku bile, mesela güneydeki komşumuz İsrail'in Gazze'de uyguladıkları, Filistinlere uyguladıkları
İsraillerin birçoğu tarafından belki olumlu tabii görülüyor. Çünkü kendisine, kendi vatandaşına yapmıyor bunu. Çünkü orada da hukuku kılıfına uyduruyor. Bu tip durumlarda hep göz önünde bulundurulmalı ama bizim bir derdimiz var. O derdimiz de Türkiye'de toplumsal alanda gözle görülür şiddet vakaları var. Yani sağlık ortamlarında, evet, hayvanlara ilişkin, yani medya bize taşıyor ama medyanın büyüttüğü bir olay değil. Yani biz de toplumsal hayatın içinde şiddete ilişkin olumsuz birçok vakayla karşı karşıya geliyoruz. Yavaş yavaş oraya gelelim. Tabii. Değil mi? Evet, evet, evet. Şu konuda belki bir tartışmamız lazım. Türkiye'de şiddet tırmanışta mı? Bir artışta mı? Yoksa sosyal medyanın veya işte her cep telefonunun bir kameraya dönüşmesinin getirdiği yeni bir fenomenle de mi karşı karşıyayız? Çünkü artık her türlü şiddet eylemi bir başka göz tarafından kameraya alınıp yaygın bir dolaşıma sokulabiliyor. Bu da bize tabii bütün bunlara karşı hepimiz çok duyarlı olduğumuz için artık bu da bizde büyük bir infial duygusuna yol açıyor. Ve birdenbire sanki ülkede her şey bitmiş, çok perişan bir hale gelmişiz gibi bir olumsuz bir duyguya, bir karamsar bir haleti ruhiyeye bizi sokabiliyor. Yani ben hep şunu söylüyorum, bugün sokaklarda rahatça dolaşabiliyorsak, günlük hayatımıza devam edebiliyorsak, sabah mutlulukla evimizden çıkıp akşam huzur içinde evimize dönebiliyorsak, iyilik kötülüğe galip geldiği içindir. Yani sokaklarımızda eğer iyilik kötülüğe galip gelmeseydi, kötülük hala geçici ve arizi olmasaydı, münferit olmasaydı, sokaklarda yürüyemez hale gelirdik. Ha, dönem dönem böyle şeyler de yaşandı Türkiye'de. Büyük anarşi ve kaos dönemleri de yaşandı. Ama onların hepsinde de bir başka parmak vardı yine. Yani bu toplumu karıştıran bir tür mühendislik faaliyeti olarak toplumu ayırmaya, bölmeye çalışan parmaklar vardı. Biraz temkinli yaklaşmak lazım bu şiddetin artışı meselesine. Bilmiyoruz, henüz elimizde maalesef Türkiye'de bu tür sosyal saha çalışmaları çok az. Hani 20 sene önce şiddetin oranı neydi, 20 sene sonra şiddetin oranı ne? Bu onunla ilgili çok... hocam bir TEDx konuşmacısı şöyle bir açıklama yapıyordu. Diyordu ki şiddet günümüzde eskisinden çok daha azalarak ilerliyor. Onu da şuna bağlıyor, şöyle bir örnekten yola çıkarak ve bir takım veriler de tabii ki sayısal veriler de veriyor ama diyor ki eskiden idam şekline bir bakın, şimdiki idam şekillerine bakın, burada bile şiddetin azaldığını anlayabilirsiniz diyor. Eskiden hani bir takım toplulukların ayinlerinde işte ne bileyim canlılara, hayvanlara, insanlara zarar veriliş şekilleriyle bugün o ayinlerin hiç olmaması, bunlar bile şiddetin azaldığına ilişkin göstergedir diyordu ve çok ikna edici bir konuşmaydı. Evet, onun eleştirmenleri de var. Evet. Meşhur bizim meslektaşımız Steven Pinker, Türkçe'de de kitapları var. Onun temel tezi toplumların ilerlediği ve bugünün geçmişten daha iyi olduğu yönünde bir savı var. Yani çok kanlı ritüellerin olduğu belli toplumlarda aşikar. Günümüz toplumunda işte çocuk haklarıyla, efendim insan haklarındaki gelişmelerle, kadın haklarındaki gelişmelerle ve genel olarak da bence edebiyat eliyle yayılan bütün dünyaya empati duygusunun da marifetiyle insanın çektiği acıları çok daha iyi anlamaya ve insana daha sevecen, daha şefkatle yaklaşmaya başladığımız açık. Ama bir şey daha var. Pinker'ın pek bahsetmediği bir şey var. Köroğlu'nun çok güzel bir şeyi var. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu diyor. Mertliğin bozulduğu, savaşın ahlakının da kaybedildiği bir çağda yaşıyoruz. Önceden insanlar tüfekle birbirlerini öldürürlerdi, kılıçla birbirlerini öldürürlerdi ve kitlesel imha silahları yoktu. Bugün bir düğmeye basmakla
100 bin kişiyi, 1 milyon kişiyi yok edebilirsiniz. Yok edilen insanlar oldu işte Hiroşima'da, Nagasaki'de atom bombasıyla. Bu şiddet değil mi şimdi yani? Bu kitlesel bir şiddet değil mi? Masum yavruların cayır cayır yakıldığı, fosfor bombalarıyla Gazze'de katledildiği şey şiddet değil mi? Bunun adını şiddet koymayacak mıyız? Belki böyle küçük insan ölçekleri düzeyinde bu argüman tartışılabilir. Fakat yani benim bu düşünceye itirazım, insanın elinden çıkma kötülüklerin de çok daha yaygınlık kazandığı ve bir dokunuşla çok daha büyük ölçekte insanların tırnak içinde yine konu telef edilebildiği, insanın da telef edilebildiği bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla ben o yazar kadar, o bilim adamı kadar iyimser değilim o konuda. Şimdi şöyle bir durum var, orada yine sizin anlattığınızdan yola çıkarak bir sıkıntı var. Şöyle yani günümüzde Orta Doğu'da yaşanan sıkıntıları görmezden gelip bir Hitler vakasını tabii öne çıkarak, yani bugün var mı böyle şeyler, yaşıyor muyuz gibi bir şeyden yola çıkarak aslında. Yaşamadık mı yani, evet. Bosna'da, evet. Ruanda'da? Evet. Orada çelişiyor kendisiyle. Abi şimdi modernliği. Bana ne kadar cilalarsan cilala, ben onun parlaklığından gözüm alınmaz. Yani bir uygarlık iddiasının içinde yaşıyoruz değil mi? 200 yıldır. Ama bu uygarlık iddiası hayli sıkıntılı görüntülere neden oluyor. İki büyük dünya savaşından bahsediyoruz. Ve insanlık tarihindeki savaşlar kadar insanın hayatını kaybettiği iki büyük dünya savaşı. Dünya savaşı diyorlar, aslında birbirleriyle savaştılar. Yani o at bile kandırmaca yani. Yani modernliğin öncü güçleri olan ülkeler birbirleriyle savaştılar iki dünya savaşında. Ve milyonlarca insan hayatını kaybetti. Ve kendi tarihimizde de bize neye mal olduğunu modernliğin çok net biçimde görüyoruz. Bir de bana böyle şeyler söylemesinler. Yani Akdeniz'de ki batıya sığınmak isteyen, onların yıldızlı dünyasına göç etmek isteyen insanlara neler yaptıklarını, yapmak istediklerini. Orada psikolojik şiddet de var değil mi? Yani az evvel buraya, yani, türlerine de girelim. Girelim ama yani şuradan bir çıkalım bence. Yani bu modernliğin iyi tarafları var, kabul ediyoruz ama çok da sıkıntıları var. Yani eskiyle ölçeceksek eskinin uygarlık dönemlerini, barış sağlanan dönemlerini esas almamız lazım. Modernlik ne kadar barış sağlamış ki dünyada? Yani böyle bir dönem yok. Yani tam bir barış ortamı, huzur içinde insanlığın bir arada yaşadığı bir dönem yok. Sürekli rekabet, sürekli savaşlar. Hatta hocam... Mesela bu Holokost olayını veya Yahudi soykırımını Nazi Almanya'sında tartışan bazı yazarlar diyorlar ki aslında bütün bu soykırım işi hazırlanmıştı modernlik tarafından. Öncesi vardı. Holokost aslında modernliğin şahikasıdır diyorlar. Çünkü hapishane sistemi geliştirildi, efendim cezalandırma sistemleri rafineleştirildi, endüstri ilerledi ve endüstri şahikasını, en büyük ifadesini toplu imhada buldu. Yani biraz çok teorik bir tartışma yapıyoruz belki ama yani insanlığın hep ileriye gittiği tarzındaki ilerlemeci görüş zaten biraz kim inanıyor? Naif Kemal, bir yani görüş olarak kalıyor. Hiçbirimiz inanmıyoruz, evet. İleriye doğru gittiğimize. O eski bir hayal olarak kaldı. Her neyse, ben yavaşça burada, evet. Kemal Hoca'nın uyarısından sonra, yani evet toplumumuzda terör var, kabul ediyoruz. Yani terörle mücadele eden devletimizden bahsettik ama gündelik hayatın içinde sürekli tehdit eden insanların varoluşlarını, sokağa çıkmasını engelleyen, hani batıdaki bazı şehirlere benzeyen manzaralar çok şükür ki yok. Buna rağmen biz şiddeti konuşmamalı mıyız? Konuşmalıyız. Çünkü Kemal, bak Aile Araştırma Kurumu vardı önceden. Ben onun 10 sene arayla yaptığı iki araştırmanın araştırmacısıyım. Ekipte vardım.
aile içinde ve toplumsal alanda şiddet araştırması. Yani değişik biçimlerde kendi toplumumuzdaki şiddetin gösterenlerini ele almaya çalıştığımızda, şiddet ne boyutlardadır diye baktığımızda durumumuz çok iyi değil. Hı hı. Yani biz modernliği eleştirdik, batıyı eleştirdik, şiddetin nasıl ele alınması gerektiğiyle ilgili parantezlerimizi açtık. Bugün çok şükür tehditkar bir kaotik şiddet ortamıyla karşı karşıya olmadığımızı gündelik hayatımızda belirttik. Tamam, ama konumuza gelelim. Yani biz, yani mesela kendi milletimizle ilgili ben ne kadar olumlu baktığımı, burada sizler şahidisiniz, izleyicilerimiz şahit. Ama bu toplumun eleştirilecek bir yanı yok mu derseniz var. Yani tabii ki tarih boyunca yargılayıcı, bizi etiketleyici bir sıfat olarak söylemiyorum da. Yani şiddete yakınız biz. Yani birazcık daha aramıza mesafe koymak durumundayız. Gündelik hayatın içinde, ailede, toplumda, sokakta, okulda. Yani çok kolay şiddete dönüşen bir tarzımız var. Yani dilimiz çok kolay şiddet kelimeleri ifade edebiliyor. Hı hı. Çok kolay karşımızdakinin hemen hesabını görmek, defterini dürmek yoluna gidebiliyoruz. Yani şiddetle ilgili bir derdimiz var. Sözünü ettiğim iki araştırmada da 10 yıl arayla olmuş olsa da mesela aile içinde. Ne tür değişiklikler var? Aile içinde eşlerin birbirine uyguladığı, eşler hadi kibarlaştırmayayım. Yani kocaların karılarına uyguladığı şiddet %40 civarında. Yani ebeveynin çocuklara uyguladığı şiddet hakeza böyle. Yani her iki 10 sene geçmiş olmasına rağmen bunlar sabit duruyor. Şimdi değişti mi? İnşallah değişmiştir. Yani 10 sene daha geçti, yeniden bakmak lazım ama yani bizim, ya iş yerlerinde öyle değil mi? Yani bugün fırsat olursa konuşalım. Sağlık ortamlarındaki şiddeti de. Tabii tabii, onları konuşacağız. Artıyor artmıyor onu bilmem Kemal. Ama bizim ciddi biçimde bir çıplak şiddet derdimiz var ve bununla mutlaka hesaplaşmak ve bu tip programları çok sık gündeme getirmek durumunda. Hatta benim gönlümden geçiyor ki kamu spotu koyalım şiddetle ilgili. Tabii tabii. Yo, hemfikiriz. Şimdi şiddet türlerine bir bakalım. Ondan sonra fiziksel şiddetle de devam edelim istiyorum ben. Bize şiddet uyguluyor şimdi. Böyle bir şey tuttu. Bir de sunucu şiddeti diye bir şey var. Şimdi şiddetin tanımını bu kadar genişletirsek o zaman gerçek şiddet yapanları, insanlara zarar vermek kastıyla hareket edenleri suçunu biraz hafifletmiş oluruz. Dolayısıyla gayet latif girişler yapıyorsunuz. Hiç şiddet olarak algılamıyoruz. Ben algılıyorum. Hocam. Hocam biraz travmatize demek ki bu konuda. Evet. Şimdi şiddet türlerine bir girelim. Sunuculardan çok çektim. Benden de mi hocam? Yok, estağfurullah. Çok haklısın. Çünkü o ayrımı yapalım, sonra da gerçekten hani bugün ya, biz biraz daha böyle fiziksel şiddet üzerinden ilerlemeyi amaçlıyoruz. Tanım bende mi hocam yine? Buyurun hocam. Ya şimdi ne diyorsun? Şiddetin türleri. Şiddetin türleri hocam. Şiddetin türleri önemli bir bahis. Şimdi demin sözünü ettiğim araştırmada, o işte senin dediğin şiddetin türleri açısından baktığımızda diğer ince türlere, ince tür dediğim onları hafife aldığımdan falan değil, yani sıra gelmeden, yani fiziksel şiddet ve sözel şiddet çok fazla bizde. Onun dışında ekonomik şiddet, cinsel şiddet, psikolojik duygusal şiddet gibi başlıklar var. Onları da konuşalım elbette. Ama şiddet dediğimizde aklımıza gelen, gözümüzün önünde cereyan eden o kadar sıradan vakalar var ki. Yani benim kaygım da senin tekrar eden sorularını şiddet olarak algılama nedenim de o. Ya Seval, fiziksel şiddet var. Bak diyorum ki eşler birbirine vuruyor ya. Ebeveyn çocuğuna vuruyor ya. Yani sokakta birbirimize küfür ediyoruz. Boş ver şimdi psikolojik şiddeti. Yani hocam, ama bir şey soracağım şimdi. Psikolojik ve duygusal şiddet fiziksel şiddetten hiç bağımsız değil. Hayır, bağımsızlığı da değil de daha az mı önemsenecek bir şey? Hayır, asla değil. Ben tam parantez açacaktım. Yani bu onu önemsemediğim anlamına gelmiyor. Hatta
çeken bilir. Bazen psikolojik şiddetin pasif biçimi var. Yani karşınızdaki insan mesela hiç işine vaktinde gelmiyor. Siz ne derseniz tersinden yapıyor ama kılıfına uyduruyor. Yani sizi canınızdan bezdiriyor. Hani bir iş yerinde yöneticinin uyguladığı mobbing diye artık dilimize de yerleşti. Bir caydırma, taciz politikaları var. O tarz bir şiddet var. Ama bir de tersinden ince şiddet var. Yani yapmıyor. Yani bunları mesela o kadar çok konuşmamız lazım ki. Çünkü o kabaran şiddeti bunları görmeden, psikolojik şiddeti, duygusal şiddeti bilmeden anlayamayız. Hı hı. Ama öteki şey kaynamasın görünüş diye söylüyorum. Evet. Yani çok açık fiziksel ve sözel şiddet evet derdimiz var bizim. Ve günümüzde siber şiddet de mesela tabii, bunlara ekleniyor. Bu da tabii yaygın evet bir şey. Ya ben bizim toplumumuzun çok yorgun bir toplum olduğunu düşünüyorum. Çok fazla örselenme yaşadık. Sadece şu son 5 senede yaşadığımız hadiselere bile baksanız, yani bir Batı toplumunun belki 20-30 senede, 40 senede yaşadığı şeyleri, biz belki hiç yaşamadığı şeyleri biz son 5 senede yaşadık. Pek çok terör saldırısı, en son bir yavrumuzu ve onun anneciğini toprağa ay, verdik. Allah rahmet eylesin. Efendim bir darbe girişimi. Hı hı. Bütün bunlar insanların ruhuna bir tür yorgunluk olarak aksediyor diye düşünüyorum. Hepimiz daha emniyetli, hı hı, sebep-sonuç ilişkilerini kurabileceğimiz, neyi nereden beklediğimizi bildiğimiz bir dünyada yaşamak isteriz. Yani her sokakta bir gül yabaninin yolumuzu kesmemesini bekleriz. Fakat belirsizlik olduğu zaman insanların içinde bir endişe tırmanıyor. Ve bu endişe de kendini çok kolayca öfke biçiminde dışa, hı hı, vurabiliyor. İş yerinde yeterince efendim sayıldığını düşünmeyen, kendine değer verildiğini düşünmeyen bir adam, hı hı, sığınabildiği tek kale olarak erkekliğini görüyor ve eve gidip karısına el kaldırabiliyor. Kadın sürekli ezilmiş, sürekli horlanmış, yok sayılmış. O da kendi iktidarını sadece çocuğu üzerinde gerçekleştirebileceğini düşünüp o da çocuğuna el kaldırıyor. Çocuk bir yaşıtını, daha güçsüz gördüğü bir yaşıtını, kendi acısını, kendi incinmişliğini telafi etmek istercesine kendine kurban seçiyor, o da ona el kaldırıyor. Bütün bunlar zincirleme biçimde birbirini besleyen durumlar olarak karşımıza çıkıyor. Yani şiddet dediğimiz zaman sadece fiziksel ve ruhsal zarar vermeyi anlamayalım. Hı hı. Bakın daha yapısal bir şiddet adaletsizlikle, eşitsizlikle de kendini gösterir. Yani bir insan insan yerine koyulduğunu düşünmezse, bir insan tercihlerinin, iradesinin hiçbir surette kıymeti harbiyesi olmadığını, yeryüzünde bir zavallı, çaresiz bir insan olarak yaşadığını hissederse, bu insanın kabaran öfkesinden korkmak lazım. Şiddet zaman zaman insanların içinde mayalanır, bekler. Uygun bir zaman bulduğunda bazen bir linç kalabalığı halinde kendini gösterir. Bazen bir stadyum öfkesi şeklinde, stadyumda birbirini doğrayan insanlar şeklinde gösterir. Bazen de bir yol öfkesi şeklinde kendini gösterir. Bizim toplumumuzda mesela bu da çok yaygın bir problem. Trafikte çıkıp evet, işte evet, birbirine silah çeken insanlar. Daha yakınlarda bir dostumun başına geldi. Trafikte hiç farkında olmadığı bir insan kendisine yolda el kol hareketleri yapmaya başlıyor filan. O da o sırada müzik dinliyor şeyle, kulaklığıyla. Hiç farkında bile, ne yapıyorsun filan diyor. Bunun üzerine adam ileride arabasını sağa çekip silahı eline alıp bu arkadaşımızın üzerine yürüyor ve zor canını kurtarıyor oradan, hızlı bir manevrayla uzaklaşarak. Şimdi bütün bunların farkında olarak bunlara çözüm üretmemiz lazım. Yani toplumda için kaynayan bir şiddet problemi var. Ve bu şiddet aslında biraz da bizim sessizliğimizle hükmünü icra ediyor.
Yani biz sessiz kaldığımız... Ne kastediyoruz sessizliğimizden? Biz şiddet olayına tanık olduğumuzda sesimizi çıkarmazsak, nasıl olsa birisi gelir ve ona müdahale eder diye düşünürsek, şiddete mani olmazsak o şiddet hemen kendini gösterir ve yaygınlık kazanır. Cezalandırılmayan şiddet pıtrak gibi çoğalır ve hızlı bir biçimde yaygınlık kazanır. Şiddetin ayıp bir şey olduğunu, mide bulandırıcı bir şey olduğunu, hele de daha güçlü olanın güçsüze uyguladığı şiddetin mide bulandırıcı, tiksindirici bir şey olduğunu bizim türlü toplumsal seferberliklerle, kampanyalarla, okullarımızda, ailelerimizde öğretmemiz lazım. Camilerde bunun üzerine hutbeler sıklıkla verilmesi lazım. Çünkü bizim toplumumuzun en önemli eğitim yerlerinden birisi de orası, yani camiler. Şiddetin kabul edilebilir olduğunu düşündüğümüz her seferinde şiddet kökleşir ve yaygınlaşır. Bakın yakın zamanda mesela sağlık personeline yönelik bir ölçü, yaygın bazı şiddet durumları oldu. Sosyal medyayı takip ettiğiniz zaman geçmişte doktorlardan canı yanmış, tıbbi uygulamalardan müşteki olan bazı insanların veya işte şiddetten hoşlanan bazı insanların bilmiyorum çıkıp alenen az bile oldu. İyi ki işte saldırıldı. Onlar da kendilerine çeki düzen versinler diyen ifadelerini okuyorsunuz. Şimdi siz bunu söylediğiniz anda şiddeti uygulayanı meşrulaştırmış, onaylamış oluyorsunuz. Basın mensubu doktora uygulanan şiddeti veya bir başkasına uygulanan veya kadına uygulanan şiddeti ballandırarak anlattığında, bakın bu çok önemli bu ifade, ballandırarak anlatmak. Yani ona bir espri katmak. Şöyle yaptı, dayak yedi. Bir nedenle. Bir neden izafe etmek, evet. Haklılaştırmak, meşrulaştırmak. Belki bilinçsizce hocam ama yani. Yok, bu gazetecilerin çok bilerek yaptıkları bir şey oluyor, bir hata bence. Öyle mi diyorsunuz? Tabii. Ona bir mizah sosu katarak... haberi ilgi çekici kıldığını zannediyor. Fakat şiddeti meşrulaştırmış ve onaylamış oluyor. Mizah sosu değil Kemal Hocam. Şiddet sosu basbayağı. Çünkü şiddet kesinlikle reyting arttırıcı bir şey. Şimdi biz burada güzel güzel konuşuyoruz. İzleyici uyutuyoruz. Halbuki öyle yapmak yerine sesimizi yükseltebiliriz. Hani biz arada hani espri yaparak Kemal'i ben keserek falan filan reyting artsın diye yani. Yani öyle yapmak yerine sesimizi yükseltsek. Şimdi Erol Hoca mesela nasıl bana, öyle dersin bana hatta daha da ileri giderek bir sağ kroşe çıkarsa. Çıkarsa. Allah korusun. Şurada kalaksa. Rating ne olur. Hani TRT'mize yol verir ama rating ne olur. Yani insanlar böyle görüntülere bayılırlar. Kemal Hocam, sağlıklı şiddete gelelim fakat çok önemli bazı sonuçlar var. Şimdi şiddetin nedenleri nedir? İnsanlar niye şiddete başvururla ilgili konuşuyoruz. Yani çok nedeni var Seval. Yani ta ana rahminden başlayarak mesela anne hamile alkol alıyor ya da bir ilaç alıyor. Çocuğun beyin gelişiminde problem oluyor. İşte bir şiddet nedeni. O da bir şiddet. Şüphesiz ama bunlar bu saydığımız nedenler. Hani bizim öğrencilere, asistanlara sorduğumuz ve saymasını beklediğimiz. Çünkü bazen şiddete başvuran insan bireysel olarak bize getiriliyor ve onun nedenini arayıp bulmak durumundayız. Mesela ben hayatımda bir kere fiziksel şiddete maruz kaldım. Öyle mi? Hasta tarafından. Kaldım. Sebebi neydi biliyor musun? Hasta hipoglisemideydi. Ve bu nedenle nöbet geçirmiş. Nöbetin ertesinde hatırlamıyor bana vurduğunu. Yani bu böyle birçok tıbbi durumlar şiddet nedeni olarak karşımıza gelebilir. Ama bunları hekimlerimiz ya da ilgililer... Daha sosyal düzeyde de konuşmak lazım Erol Hocam. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani şimdi bu tıbbi sebeplerin dışında sosyal öğrenme kuramı bize şiddetin öğrenilebilir bir şey olduğunu söylüyor. Bu çok önemli. Bakın, şiddet gören çocuk şiddet uygular. Anne ve babası birbirine şiddet uygulayan çocuk
veya anne ve babası ona şiddet uygulayan çocuk şiddetin meşru bir iletişim aracı olduğunu düşünmeye başlar. Salgın gibi bir şey norm mi? Norm olduğunu düşünür ve şiddeti öğrenir. Yani bununla ilgili çok ilginç bir deney vardır. Ben de bazen seminerlerimde o slide olarak sunuyorum onu. Saygı duyulan bir ebeveyn bir odada bir oyuncağı döverek onunla oynadığı zaman veya bir çocuğun önünde bir oyuncağı tokatlar attığı zaman sonra çocuğu o oyuncakla yalnız bırakıyorlar odada. Ne yaptığını gözlüyorlar. Çocuk da onu dövmeye başlıyor. Taklit yoluyla şiddet çocuklar tarafından içselleştirilir ve yaygınlaştırılır. Yine şiddetin temel sebeplerinden bir tanesi şiddet uygulayan insanlar başkalarında çok kolay düşmanlık algılıyorlar. Hepimiz şiddet uygulamıyoruz. Hepimiz hemen şiddete başvurmuyoruz. Ama şiddete başvuran, kolay başvuran bir grup var. O grup başka insanlarda kötü niyet algılamaya daha meyyal bir grup. Doğuştan yani gelenler. O zaten bana zarar onları verecek. Tabii doğuştan da gelen bazı şeyler var. Öğrenilmiş bazı şeyler de var. O bana zaten şiddet uygulayacaktı ben ona vurmasaydım diye düşünüyor. Belki karşısındakinin hiç öyle bir niyeti yok. Hocam tam onu söyleyecektim ben. Yani bu tıbbi nedenlerle, 40 yılda bir olan nedenlerle bırakın hekimler uğraşsın. Ama ciddi sosyal nedenler var. Sözünü ettiğim iki araştırmada, şimdi Türkiye'de şiddet mağduru olarak biz en çok kimleri biliyoruz? Medya tarafından işlenen kadınlarımızı, değil mi? Haklı olarak kadınlarımız sahiden çok şiddete maruz kalıyorlar ve onları da medya öne çıkartıyor. Ama araştırdığınızda, mesela aile içi şiddet dedim ya, çocuğa ebeveynin uyguladığı şiddet. Sizce babalar mı çocukları daha çok dövüyordur Sevel Hanım, anneler mi? Ben annelerin daha çok dövdüğünü düşünüyorum. Sabah akşam dövüyorlar. Yani böyle bir şey olmaz. Yani araştırmada bu net olarak ortaya çıkıyor. Yani kadınlarımız şiddet mağduru ama çocuklarını en çok onlar şiddete maruz bırakıyorlar. Çocukları en çok fiziksel şiddete, yani sözleri saymıyorum. Yani bizim Denizli'den anne lafları aklıma geliyor, durduruyorum kendimi. Olumlu bir neden olarak söylemiyorum ama çok fazla vakit geçirdikleri için mi acaba diye de demekten ve bunu sormaktan hiç meşrulaştırmıyorum. Şimdi anneler, bizim bir sözümüz var. Yani artık Galata meşhur olarak dilimize yerleşmiş, dayak cennetten çıkmadır diyoruz. Yani bunu bu dilimize yerleşmiş bir çok kızını, yanlış bir şey. Kızını dövmeyen dizini döver diyorsun var, Kemal. Evet. Yani sen kızını dövdüğünde, anne kızını dövdüğünde o da kızını dövüyor, oğlunu dövüyor. Dövüyor oğlu, dövüyor. Yani ve dövmek bir üstünlük nişanesi olarak, övünç vesilesi olarak insanlara şırınga ediliyor. Şimdi ben bir gün bir anneyle konuşuyorum. Dedi ki hocam dedi size çok sitemim var dedi. Hayrola dedim. Biz dedi sizin kitaplarınızı okuduk dedi eşimle dedi. Fakat siz dedi hep merhamet diyorsunuz, sevgi diyorsunuz, şefkat diyorsunuz. Biz de çocuğumuzu bu ilkeler doğrultusunda yetiştirdik dedi. Fakat sizden çok şikayetçiyim. Çünkü dedi şimdi gelen vuruyor oğluma, giden vuruyor dedi. Oğlum kendini savunamıyor dedi. Şimdi elbette olgunlaşmanın, büyümenin bir parçası da göreceğimiz zararları engelleyebilmeyi öğrenmek. Zarar göreceğimiz insanlarla aramıza mesafe koyabilmek, kendimizi savunabilmek. Yani biz küçük Emrah gibi boynumuzu büküp bize vurana bir yanağımızda dönelim demiyoruz. Evet. Öbür yanağımızı dönelim demiyoruz. Bunu diyemeyiz. Şiddeti önlemenin yollarından bir tanesi ve en önemlisi şiddete direnmektir, kabul etmemektir. Ben sayısız mesela aile içi şiddete maruz kalmış kadınla konuştum. Her zaman yani temel ilke olarak şunu söylerim. Asla kabul etme. Asla kabul etme. Yani sana kalkan eli, sana yönelen hakareti, incitici sözü, kaba sözü, küfrü asla kabul etme ve bunun bedeli ne olursa olsun buna diren. Yani bu sözü hepimiz yakınlarımıza şiddete maruz kaldığını düşündüğümüz insanlara söylemeliyiz. Hocam ama direndiğinde daha fazlasıyla
çoğu karşılaşıyor. Evet hocam ama yani, hocam ama şimdi demin de o zaman dediniz ya Kemal hocam. Yani şiddete karşı bir şey yapmıyoruz diye. Şiddeti gördüğümüzde yani ses çıkarmamız lazım. Çok haklısın. Yani ilkesi olarak ya da hiçbir şiddet davranışı, sözel ya da fiziksel, kabul edilmemeli. Kabul. Ama yani şiddete karşı genel bir kampanya haline getiremezsek bunları. Hı hı. Yani bu yaptığım, şimdi kadın eşe dirensin, kabul ediyorum. Kabul etmesin onun davranışını. Ama öyle bir şey göstermeli ki akşam televizyonda ya da sabah kahvaltıda gazetede bu yaptığın kötü bir şey diye o da görsün. Yani genel kampanyanın parçası olduğunda. Tabii. Yani insanlar şiddete karşı mücadele eden insanlar dayanışabildiklerinde o zaman bu direnç için daha çok güç kazanabiliriz. Daha anlamlı hale gelir. Yoksa Seval'in endişesi gündeme geliyor. Yani bireysel anlamda yapabileceği çok bir şey kalmıyor diye düşünüyorum. Evet. Hocam kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında sağlık sektöründeki o şiddetle devam edelim. Şimdi programa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özellikle sağlık sektöründe son zamanlarda yaşanan şiddeti birazcık ele almayı düşünüyoruz. Doktora şiddet, daha doğrusu işini yapmaya çalışan kimselere gösterilen şiddetle devam edelim etmesine ama izleyicilerimizden gelen sorular da var. Onlar böyle birikiyorlar. Birkaç tanesini ben müsaade ederseniz sizlere yöneltmek istiyorum. Ubeydullah Arslan, eğitimde öğrenciyi disipline sokabilmek için dövmemek şartıyla şiddet dilini kullanabilir miyiz? Bu gerekli mi diye sormuş. Ya şimdi Kemal hocam ben şiddete karşı mücadele eden insanlara yardım edecek bir genel kampanya havasından bahsettim ya. Onu çok önemsiyorum. Biraz önce bir başka kamu spotu gösterildi. Şöyle şeyler yapsak mesela medyayı hatta şiddet uygulasak zorunlu bıraksak RTÜK aracılığıyla. Şimdi anne çocuğunu dövüyor ya. Yani şiddet fasit dairesinin ilk yeri bence orası ve orayı mutlaka engellememiz lazım. Mutlaka. Çünkü orada başlayınca birçok nedenle gücü yetene genel kural haline geliyor ve şiddeti biz olağan bir şey olarak görmeye başlıyoruz. O yüzden ebeveynin, hadi anneyi kaldıralım, çocuğa uyguladığı şiddetten başlayarak o anları, bunlar her evde 3 aşağı 5 yukarı benzer anlar zaten. Yani tam anne mesela çocuğa şiddet uygulayacak o sahneyi, yani en çok hangi durumlarda ortaya çıkıyorsa, geriye sararak aslında ne yapılabilirdi gibi başka evet. alternatifleri, yani şiddetsiz alternatifleri göstermemiz lazım. O yüzden Ubeydullah Bey'in sorusuna da cevabım öyle. Şimdi biz sahiden öylesine şiddeti meşru gören bir kültürün içinde yaşıyoruz ki, çocuğa vurmayınca ikinci alternatif olarak sözel şiddet aklımıza geliyor. Halbuki sözel de olmadan çocuğu, öğretmenin öğrencisini yatıştırmasının mümkün olduğu birçok durum olabilir. O yüzden bunları örnekler olarak gündeme almak, yani şöyle bir durum vardı, orada siz ne yapardınız, ne derdiniz? Yani belki insanlara ışık tutabilecek bir cümle. Onlar önemli. Öyle şeyleri göstermemiz lazım diye düşünüyorum. Yani ben de cevap vereyim. Yani şiddet çocuk eğitiminde hiçbir zaman bir enstrüman olamaz. Çünkü şiddet gören çocuk yaptığı davranışın bedelinin bu olduğunu düşünür ve bunu satın alır. Ben bu davranışı bir daha yapacağım ve bu şiddete razıyım. Mesela dayak yemeye razıyım ve bir daha bunu yapabilirim diye düşünür. Bir davranışı değiştirecek şey o davranışın yol açtığı yanlış sonuçları kişinin farkına varmasıdır. Yani ben onun ancak farkına vararak o davranışı değiştiririm. Onun karşılığında bir bedel ödeyerek değil. Yani bir şaplak indirdiğiniz bir çocuk size ilk 1-2 dakika belki 1-2 gün itaat eder. Fakat 3. gün
o davranışın dozunu artırarak devam eder. Çünkü onun bedelinin sadece bir can yanması olduğunu kavrar. Dolayısıyla ne eğitimde ne de çocuk terbiyesinde, ailenin çocuk terbiyesinde dayağın ve şiddetin yeri olmamalıdır. Bütün anne babalar, hepimiz bazen duygularımızı zapt etmekte zorluk çekiyoruz. Yani şimdi çocuğunuzun birdenbire eline efendim bir boya alıp bütün evi boyadığını düşünün. Yani ve geri döndürülemez bir şekilde bir efendim zarar verdiğini düşünün bir şeylere. Veya bir başkasının malına zarar verdiğini düşünün. Her anne baba buna öfkelenecektir. Fakat bu öfkemizi ifade etme biçimimiz çocuğumuzun bundan sonra göstereceği davranışı oluşturur, yönlendirir. Yani biz o öfkeyi onun da hatasını kavraması bir şeklinde ona geri bildirimde bulunarak ifade edebilirsek çocuk bir daha o davranışı yapmaz. Dayakla, bağırarak, çağırarak ifade edersek ise çocuk bunun ben bedelini ödemeye hazırım deyip ikinci, üçüncü defada bunu yapabilir. Netice itibarıyla dayağın tedip ettiği görülmemiştir. Dayak tam aksine arsızlaştırır ve çocuğun karakterini bozar. Nasıl arsızlaştırır? Evet. Nasıl arsızlaştırır? Çok özür dilerim, girdim ama yani lütfen kusura bakma. Şimdi eğer bir çocuk bir tokatın karşılığında, fiziksel bir acının karşılığında dediğini yaptırıyorsa şöyle bir düşünce gelişebilir. Ben istediğimi alırım, karşılığı bir tokat. Yarın ben bankayı soyarım, şu kadar ceza yatarım. Hele ceza sistemi de adil gelişmemişse hocam. Bir sosyopatinin çok öne çıktığı ve onlar zaten daha fazla risk alırlar. Ve normal şiddet uygulamayan davranışın hayli geride kaldığı bir toplumsal düzen ortaya çıkabilir. Şimdi de birazcık bunların acısını çekiyoruz. Tabii. Yani kuralların, normların işlemediği bir toplumda, kötülüğün cezasız kaldığı bir toplumda, şiddetin kınanmadığı, ayıplanmadığı bir toplumda şiddet ve kötülük yaygınlaşır. Antisosyallerin normu norm haline gelir. Antisosyal kişilik, bir programımızda konuşmuştuk uzun uzadıya, vicdan eksikliğiyle mağlüldür zaten. Yaptığından pişmanlık duymaz. Yaptığı kötülükten, bir başkasına verdiği eziyetten utanç ve pişmanlık duymaz. Böyle kişiler ondan sonra ellerinde silahlarla efendim insanların yolunu keser, trafikte makas atarak insanların güvenliğini tehlikeye atar. Bana hiç kimse dokunamaz yanılsamasına kapılan insanlara karşı kanun çok zecri olmalıdır, zorlayıcı olmalıdır. Ve bu tür insanlara dünyanın kaç bucak olduğunu göstermelidir ki insanlar kolay kolay şiddete tevessül edemesin. Bakın ben yaşlanınca insan, bizim hocalarımız vardı Hacettepe'de, söze şöyle başlarlardı. Ben Amerika'dayken, çoğu böyle başlardı. Şimdi biz de yaşlandıkça artık ben şuradayken, buradayken demeye başladık. Yani İngiltere'de çalışırken pek çok insan görmüştür. Gerek gümrük merkezlerinde, yani havaalanlarında, geçiş noktalarında, gerekse hastanelerinde, kamu hizmeti verilen her yerde kocaman kocaman levhalar vardır. O kocaman kocaman levhalarda şu yazar: şiddete karşı sıfır tolerans. Sıfır tolerans lafı çok kuvvetli bir laftır. Yani siz orada kamu görevi yapan kişiye karşı sesinizi yükselttiğiniz zaman, ona efelendiğiniz zaman, bağırdığınız zaman veya hadi oldu da elinizi kolunuzu kaldırdığınız zaman anında karakolda soluğu alırsınız. Yine geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bununla ilgili çok güzel bir şey gördüm. Avustralya'da galiba bir afiş, bir hapishanede tavanı seyreden bir adam. Diyor ki bir dahaki sefere diyor şiddete başvurmadan önce bir 10 seneniz var diyor. 10 sene boyunca düşünün diyor.
Yani bu tür şiddet eylemlerinin kanun tarafından anında yakalanıp hızlı bir biçimde cezalandırılması lazım ki bu antisosyaller, vicdan eksikliğiyle mağlup kişiler kolay kolay kendilerine alan bulamasınlar, yani. Şımarmasınlar. Şimdi seni çok kestik bugün lütfen, ya. Lütfen, lütfen. Ubeydullah Bey'in şiddeti sorusu galiba biz uyguluyoruz. Evet. Evet. Bu şimdi Ubeydullah Bey diyor ya, yani fiziksel şiddet değil de ama sözel derken şunu kastediyorsa haklı olabilir. Biz tabii şiddetle öfkeyi de karıştırıyoruz birbirine. Öfke çok olağan, içimizde kendiliğinden ortaya çıkan, Allah'ın içimize koyduğu bir duygu. Çok yararlı. Fark edilip önlem alınabilirse, yani öfkemizi fark ettiğimizde, öfkemizi dillendirebildiğimizde şiddeti engelleyici bir işlev görebilir. Şimdi öğrenciye, öğretmenin senin bu davranışın beni çok öfkelendiriyor demesi sözel şiddet falan değildir. Tam tersine şiddeti engelleyici bir şeydir. Yani böyle bir şey kastediyor olabilir mi acaba diye, hem bir yandan da ilk fark edilmiş şiddet öfkeyi kullanmaktan. Yok, şiddet diline karşıyız. Bir ama de öfkelendiriyor demek şiddet dil değildir. Erol Hocam, bana katılır mısınız bilmiyorum ama bizim bir de duygu eğitimi vermemiz lazım okullarda. Şimdi değerler eğitimi falan diyoruz ya. Duyguları tanımayı da öğretmemiz lazım. Tamamen anne babalara tamamen, da çocuklara da duyguları öğretmemiz lazım. Yani ne zaman öfkeleniyoruz? Onun adı nedir? Öfke midir mesela? Sevindiğimiz zaman onun adı sevinç midir? Üzüntü. Ne zaman üzülüyoruz ve o duyguları bazen çocuklara aktaramıyoruz. Ne güzel bir şey değindiniz. Evet. Yani evet, şiddetle evet. ilgili o kadar tabii karşısına geçip laf söylüyoruz ki duygu eğitimi almamış bir insan ya da duygularından pek haberdar olmayan bir insan kendi içinde hissettiği öfkeyi böyle yabani, vahşi bir şey sanabilir. Halbuki bu çok olağan bir şeydir. Yani o sayede zaten şiddetin önüne geçebilir. O yüzden öfkesini tanımak şiddeti engellemenin yollarından bir tanesidir. Yani öfke onarıcı bir şey de olabilir. Öfke adalet talep eder. Şimdi bir adam geldi ve sizin hakkınız olan somunu işte fırından aldığınız somunu taze taze düşünü kuruyorsunuz. Eve gideceğim, içine tereyağı süreceğim, tatlı tatlı yiyeceğim buharı üzerinde. Geldi, bu benim dedi, çekti gitti. Öfkelenmez misiniz? Öfkelenir ve harekete geçersiniz. Eğer öfkelenmezseniz zaten harekete geçip adalet talep etmezsiniz. Öfkelenmem hakkımız yok mu? Hı? Somunu almışsa öfkelenmem. İhtiyaç sahibiyse öfkelenmezsiniz. Ama sadece zorbalık yapıyorsa ve siz de karnınız çok açsa ve o somunu ondan daha çok ihtiyacınız varsa öfkelenirsiniz. O kadar hayalini anlattık ki somunun içine koyacak bir sürü şey. Gözümün önünde canlandı. Hocam evet. Çok güzel anlattınız. Evet. Geçelim mi artık sağlık evet, sektöründe geçelim, yaşanan geçelim. Sıkıntılara? Şimdi hem hastalar açısından bakmak istiyorum ben duruma, hem de sağlık çalışanları açısından. Sadece sağlık sektöründe değil, birçok sektörde aslında işini bir şekilde yapmaya çalışan insanların karşı karşıya kaldığı bir olumsuz durum. Bir şey soracağım ben, pardon. Hastalar açısından biz de bakabiliriz ama biz şimdi tabii tarafız burada bir hekim olarak. Hastalar açısından siz bir bakar mısınız? Siz ne görüyorsunuz mesela baktığınız zaman? Yani şimdi ben empati gücümün biraz geliştiğini düşünerek bu soruya cevap vereceğim. Çünkü uzun saat çalışma koşulları var işte sağlık çalışanlarının. Şimdi gittiğimizde tabii ki bir güler yüz bekliyoruz. Hı hı. Nasıl sıkıntılarımızın olduğunu sorduğunda o İyi hali, halimizden anlayan o tavrı bekliyoruz. Onu görmediğimizde tabii ki üzülüyoruz. Ben hasta olarak en azından o iyi hali görmek isterim. Görmediğimde saygı duymuyorum açıkçası. İşini iyi yapmadığını düşünüyorum. Çünkü doğru. Oradan bir gelir elde ediyor ve işini iyi yapmak başka bir şey. Yani sanki orada bir fedakarlık yapıyormuş gibi algılayıp da o kötü surata maruz kalmak istemiyorum açıkçası. Kemal Hocam, asık bana surata da maruz kalmak da bir şiddete uğramaktır. Evet. Doğru. Bana da sorabilirdin onu, çünkü ben hekim hasta ilişkilerinde banko hastalardan yanayım. Bu çok net yani. Hı-hı. Hekim olduğum için. Hı-hı. Yani şimdi bana karı koca kavgası ve hatta ebeveynin çocuğuyla kavgası
onların karşı karşıya gelmesi anlaşılabilir bir şey olabilir. Yani insanlık halidir, olabilir. Ama hekimle hastanın karşı karşıya gelmesini ben anlamıyorum. Benim çalışma prensibimde hasta daima haklıdır. Bu bazı iş yerlerine asılan müşteri daima haklıdır mottosu gibi bir şey değil. Tam tersine, yani hekim hasta ilişkisinin basit müşteri ilişkisini döndürmesine de çok karşıyım ve birçok sorunu başımıza onun açtığını düşünüyorum. Yani iyi hekimin, iyi hekimlik uygulamasının, iyi sağlık ortamlarının hastanın her davranışını haklı görmesi lazım bir kere. Burada anlaşalım. Yani birçok meslektaşım bana şimdi kızıyor olabilir. Onlara rağmen diyorum. Ya bazı uç noktalar da var ya hocam. Yani olsa şimdi, bile. Şimdi eğer birisi bizden derdine çare aramak için kapımızı çalmışsa, bizden bunu istiyorsa, bizim görevimiz onu anlamaktır. Her türlü halini. Ve ona çare bulmaya çalışmaktır. Ve bizim eğitimimiz de ona göre olmak durumundadır. Şöyle bir ilişki olamaz. Ya benim ağrım var, sen de ağrı gideriyormuşsun. Ben ağrımı gidermeni talep ediyorum. Bunun için ne yaparsan yap. Yani böyle bir ilişki olamaz hekim hasta ilişkisi. O yüzden ben hekim ve hastayı karşı karşıya gördüğümde zaten orası sorunların başladığı yerdir. Yani hekimlerimiz böyle görürse eğer. Yani ben hekim olduğum için böyle düşünüyorum. Hocam benim yani meslek hayatımda uğraştığım alanlardan bir tanesi de psikosomatik hastalıklar. Yani psikolojik kökenli bedensel rahatsızlıklar. Bunların önemli bir kısmı yetersiz hekim-hasta ilişkisinden kaynaklanıyor. Yani bir hasta muayene odasına girip derdini yeterince anlatamadığını düşündüğünde, oradan kendini ifade edememiş olarak ayrıldığında semptomları, belirtileri inatçı bir hüviyete bürünüyor ve devam ediyor. Yani bizim işimiz musluk tamirciliği değil, hekimlik musluk tamirciliği değil. Yani bozuk bir organı düzeltip ondan sonra işimize bakmıyoruz. Burada güler yüz bizim işimizin belki yarısı. Yani insanla karşılaştığımızı, o insanın bize çok ıstıraplı bir hayat hikayesinden geldiğini ve bizim aynı zamanda onun sosyal hikayesini de dinlemek zorunda olduğumuzu, hatta yeri geldiğinde pek çok hekimin bir psikiyatr gibi, bir psikoterapist gibi hastasını ele almak zorunda olduğunu unutuyoruz. En temel problemimiz hastalarımızla, danışanlarımızla ortak bir dil bulmak. Onların dilinden anlamak, onların anlayabileceği bir dilde onlarla konuşmak. Şimdi uzun zaman tabii tıp doktorları az bulunur insanlar oldukları için Türkiye'de. Daha böyle bir farklı bir statüleri olmuş. Halkımız da baş tacı etmiş. Tabii, evet. Hala ederler yani sağ olsunlar. Yani dünyanın hiçbir mesleği yoktur ki hem gelir işte muayene ücreti verir hem de hediye getirir. Ya. Yani onu da esirgemez. Yani bir teveccüh vardır hekimlerimize hala. Bizim her hastalığın bir sosyal dünya gerisinde barındırdığını, yani bir ıstırap çeken bir insanın ailesinin de ıstırap çektiğini, bizim sadece bir belirtiyi veya bir organı tedavi etmediğimizi, bir ruhu, bir insanı ve o insanın arkasında bir aileyi, bir sosyal dünyayı tedavi etmeye çalıştığımızı unutmamamız lazım. Ama şiddet hiçbir şart, hiçbir koşul, hiçbir bağlam içinde meşru görülemez. Hastanelerimizde eğer bir hekimin görevini iyi yapmadığını düşünüyorsak şikayet mercileri vardır. Gider oraya şikayet edersiniz. Veya hekime kendi iradenizi dayatarak sen bu ilacı illaki yazacaksın çünkü ben onun o ilacın iyi geldiğini düşünüyorum deme hakkınız yoktur. Problemimiz Türkiye'deki sağlık sisteminde hekimlerimizin, hekim arkadaşlarımızın çok fazla
yorulmasından kaynaklanıyor. Çok fazla çok aşırı çalıştırılmalarından kaynaklanıyor. Dünyanın hiçbir gelişmiş ekonomisinde bir hekim günde 60-80 hasta bakmaya zorlanmıyor. Bir hekim eğer 80 tane hasta bakmaya zorlanıyorsa ve 5 dakikada bir insan girip çıkıyorsa, bakın siz bir gün bir deney yapın. Yani bir gün oturun ve kapınızdan içeri 80 kişi girip hal hatır sorup çıksın. Ay hocam, bir kişiye bile bazen tahmin edemiyorsunuz. Yorulursunuz bakın. Ve dertli, sıkıntılı bir hasta, bir insan grubuyla uğraşıyorsunuz. Bu kadar yoğun bir mesai olduğu zaman çok hızlı bir duygusal çöküş, duygusal tükeniş hekimlerde yaşanabiliyor. Şefkat meslekleri dediğimiz mesleklerde, merhamet veren mesleklerde insanlar çok kolaylıkla o tükenmişlik sendromuna kendilerini kaptırabiliyorlar. Özel hastanelerde bildiğim kadarıyla 40 civarında ama devlet hastanelerinde 120'ye kadar çıkabiliyormuş. Yani bunlar çok kabul edilebilir rakamlar değil. Evet, evet. Bunları hızlı bir şekilde bizim gözden geçirmemiz lazım. Ben size bir şey söyleyeyim. Kanada'da çalışırken ben ciddi bir gastrointestinal problemim oldu. Safra kesemle ilgili bir problem oldu ama safra kesemle ilgili olduğunu da bilmiyorum. Çok yoğun ağrılar yaşıyorum. Beraber çalıştığımız hocaya dedim ki, yani bak ben burada gurbetteyim, beraber çalışıyoruz. Dedim bana bir yardım et de bir randevu alayım gastroenterolojiden. Çünkü 2 ay sonraya bana gün veriyorlar. Uzman gastroenterolog, aynı fakültede görevli bir hocaya bana 2 ay sonraya randevu veriyor. Hoca dedi ki vallahi ben de aynı durumdayım dedi. Ben de dedi randevu istesem bugün hiç iltimas yapmazlar. Bana da 2 ay sonraya verirler. Aynı durumdaydı, adamın da karnı ağrıyor sandım ben. Yok. Orada mesela o kadar zor ki uzman doktora ulaşmak. Pek çok insan uzman doktor sırası beklerken mesela Kanada gibi çok müreffeh zannettiğimiz bir ülkede vefat ediyor. Şaşırdım. Türkiye'de uzman doktora ulaşmak çok kolay. Çok kolay olduğu için de biraz maalesef değersiz. Eskiden şey vardı, sağlık personeli önceliklidir diye. Hala var mı o? Yok, hayır. Yok değil mi? Yok. Eskiden çok hep görürdüm onu. Tabii çok eskiden çok kuyruklar vardı. Şimdi kuyruklar azaldı. Fakat çok aşırı iş yükü olduğu zaman maalesef karşı karşıya gelmemesi gereken iki unsur, yani birbiri için var olan hasta ve hekim karşı karşıya geliyor. Aslında hastane yönetimini muhatap alması lazım hastanın. Yani bakın burada biz evet vaktinde giremiyoruz veya işte bazı sorunlar yaşıyoruz deyip hastane yönetimiyle görüşmesi gerekirken direkt karşısında beyaz önlüklü kişiyi gördüğü için derdini ona anlatıyor veya sitemini ona yapıyor ve sadece işini yapması, yani hasta muayenesi muayene etmesi gereken hekim maalesef bir de sistemin sıkıntılarını da izah etmek veya onun tamponlamak zorunda kalıyor. Böyle problemlerle karşılaşıyoruz. Biraz hekim dostlarımı ben arkalayayım, yoksa Erol Hoca onlara sahip çıktığı yok. Çıkmaz olur muyum? Hekimler benim canım ciğerim, nasıl desem. Şimdi sevgili hocam, ben hekim arkadaşlarımıza felsefi olarak durmaları gereken yeri ifade edebilmek için öyle girdim. Yani bizim mesleğimiz, sen ne diyorsun, şefkat mesleği, öyle bir meslektir. Yaşama tarzıdır. Felsefi usuldür. Yani bunları hep baştan içimizde hallederek tıp fakültesine gireriz. Araştırmalar da öyle gösteriyor zaten. Öyle çocuklar giriyor. Hekimlerin büyük çoğunluğu da zaten iyi insanlardır. Yani ben bunun bütün meslektaşlarım adına onlara kefil olabilirim. Yani bir olay oluyor, biz çok kolay genelliyoruz. Yani hekimlerin çoğu canla başla çalışırlar ve hastaları için zaten anlatmaya çalıştığım pozisyondadırlar. Fakat bu, sen her zaman hangi sorunla karşılaşırsan karşılaş, yani hasta daima haklıdır merkezinden giderek sorunu çözmeye çalışırsan, yani daha sağlık ortamlarında şiddetin engellenmesi açısından iyi bir pozisyondur bu pozisyon. Onu anlatmaya çalışıyorum ama ne yaparsan yap, şimdi bir hastayı anlamaya çalışmak bazen dakikalar alabilir, uzayabilir. Ama sen öbür tarafta sıra bekleyen insan varsa ve onun durumunun ne olduğunu bilmiyorsan ve bunu bir an evvel bitirmen isteniyorsa senden,
Orada şimdi benim dediğim hekimlik uygulamasını nasıl yapsın? Yapamaz elbette. Ben sadece o hekimlik pozisyonunu, bizim özel bir mesleğimiz olduğunu, bunun 24 saatlik bir mesleğimiz olduğunu, bütün yaşamımıza sirayet eden bir meslek olduğunu, bunu baştan bilerek davranmamız lazım ve bunu da hocalarımızdan böyle görmemiz lazım. Eleştiri getireceğim yer meslektaşlarım değil. Tıp fakültesi eğitimi Kemal Hoca. Tabii, bravo hocam. Yani çok güzel, ben unutmuştum. Harika bir konuya değindiniz. Birkaç sene evvel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin tıp eğitimi koordinatörü arkadaşımızla şöyle bir konuşma geçti aramızda. Benim yıllardır savunduğum bir şey, o da o görüşlerimi duymuş. Hocam dedi, bu sene dedi hasta-hekim etkileşimi ve felsefe üzerine dersler koyalım dedi. Birinci sınıfa. Evet. Birinci sınıflara o dersi de siz anlatın diye bana bir telefon açmıştı. Hasta-hekim etkileşimi o kadar önemli bir şeydir ki tıp fakültesi öğrencilerinin en önce almaları gereken derslerden bir tanesidir. Felsefe eğitimi aynı şeydir. Hatta yeri tıp antropolojisi, bunlar çok değerli. Sosyal bilimleri biz tıptan çok uzak tutuyoruz. Ve tıp eğitiminin en büyük eksiklerinden bir tanesi o. Ben Hacettepe Üniversitesi'nde birinci sınıfta çok ağır bir fizik okudum. Çok ağır bir organik kimya okudum. Ne işine yaradı? Hiçbir işime yaramadı. Hiçbir işime yaramadı. Ama ODTÜ'nün okuduğu kitaptan biz fizik okuduk. Halbuki efendim, iletişim okusaydın, iletişim okusaydık, orada bir şey aklımızda kalsaydı. İnanın o kadar değerli tecrübeler ki. Bir örnek vereceğim hocam. Bir kitabımda anlatmıştım. Bizim mesleğimizin üstadlarından bir hoca, Harvard Üniversitesi'nin antropoloji ve psikiyatri hocalarından bir kitabında şunu anlatıyor. İlk dersimi diyor, çok ağır yanıkları olan bir kız çocuğundan aldım. Dördüncü sınıfta bir talebeydim. Ve her gün yanık pansuman tedavisi gören ve bütün servisi inleten bir kız çocuğunun pansumanında bulunmak zorundaydım. Çocuk haykırışlarıyla, çığlıklarıyla bütün servisi inletiyor ve hepimiz gözyaşlarımızı zor tutuyorduk diyor. Sonra bir gün diyor, ona pansuman yapılırken onun elini tutmak aklıma geldi diyor. Birden onun elini tuttum diyor. O gün diyor daha az haykırdı diyor. Ertesi gün daha az haykırdı. Ertesi gün daha az haykırdı. Artık pansuman işlemi devam ederken benim elimi sıkı sıkıya tutuyor ve hiç haykırmıyordu diyor. İnsan temasının, insan insana yakınlığın ne kadar değerli olduğunu orada öğrendim diyor. Bizim işte bu tür örnekler üzerinden tıp doktoru olarak yetişecek gençlerimize etkileşimin, iletişimin önemini daha iyi anlatmamız lazım. Ama beri yandan da sağlık kurumuna giren insanın sesini yükselterek, bağırarak, çağırarak, şiddet uygulayarak hak arayamayacağını, bunun çok ağır sonuçları olacağını da bilmesi lazım. O havaalanındaki ibareler gibi ibareler olsa keşke. Evet, yani sıfır, o sıfır toleransın bizim kurumlarımızda da cari olması lazım. Bu karşılıklı olabilecek bir şey. Bir taraf sürekli verir fakat hep hakarete uğrarsa olmaz. Keza doktorun da kendisinden yardım isteyen vatandaşı hakir görme, ona tepeden bakma, ona bağırma, buyurma hakkı yoktur. Bütün bunları baştan çok temel bir şekilde bizim paylaşmamız lazım. Aslında şu birazcık ortaya çıkıyor. Hem vatandaş olarak okullarda duygu düşünceler üzerine eğitimlerin alınması, bazı kavramlar üzerine tekrar tekrar hatırlatmak üzere aslında bir takım eğitimlerin alınması, doktorların, sağlık çalışanlarının ve diğer çalışanların da belki okullarda yine bu meseleleri üzerinde eğitimler alması ve... Hocam ben bir şey daha söyleyeceğim. Bugün hep sen söylüyorsun evet. Zaten. Söyle. Sonra susayım. Aklıma geldi, unutacağım tam yeri de. Belki daha önceki bir programda söyledim bilmiyorum. Dördüncü sınıflara ders anlatıyorum. Depresyon bahsi. Bir yeri geldi. Dedim ki hadi çocuklar dedim. Herkes sevdiği bir şairden bir dizi okusun. Sınıfta çıt yok. 50 kişi var. Yahu dedim. Yok mu? Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Yunus Emre,
Ahmet Arif, kimi seviyorsanız, efendim Yahya Kemal, İsmet Özel, Sezai Karakoç yok mu bir tane? Herkes bana bakıyor, ben onlara bakıyorum. Yunus Emre, Fuzuli kitaplardan. Yok, çıt yok. Çocuklar dediler ki, hocam biz bugüne kadar hep test çözdük. Hep çok ağır bir şekilde sınavlara hazırlandık. Yani bizim işimiz gücümüz ders çalışmak. Bizim öyle şiir kitabı karıştıracak zamanımız olmadı. Bakın bu da işte tıp eğitiminin eksiklerinden biri. Şiir okumak, edebiyatla haşır neşir olmak insanları çok daha iyi anlamamızı sağlar. Her türlü bölümün aslında. Tabii empati hocam. Kabiliyetimizi evet. Keskinleştirir. Onları bir nesne olarak görmememizi beraberinde getirir. Anlam onları bilimliği, evet. Tabii anlam dünyası olan, zengin insanlar, zengin iç dünyaları olan insanlar olarak görmemizi beraberinde getirir. Ama biz çocuklarımızı böyle sürekli ağır sınavlarla yorduğumuz zaman, işte o zaman çok karşılarındaki insana insan gibi bakamayan, empati Kesin. Duyguları yeterince gelişmemiş tıp doktorları yetiştirmiş oluyoruz. Bilmiyorum konuştuğuma değdi mi hocam? Bana çok şu sert bakıyorsunuz. Yok be ya. Sustum şimdi. Yok evet. Be ya demişim. Şimdi Kemal hocam şunu söylemek istiyordum. Yani sizi destekleyen bir şey bu. Şimdi elimdeki kitap. Gösterelim mi? 2013 yılında bir meclis araştırma komisyonu hocam, raporu bu. Şöyle. Araştırma komisyonunun başlığı ne? Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi komisyon ve çok güzel de bir raporu var. İnternet ortamında buna ulaşabilir isteyen izleyicimiz. Bunu niye söyledim? 2013 yılında Meclis Araştırma Komisyonu konuyu gayet güzel araştırdı. Bir de rapor sundu. O komisyon çalışmalarına ben de refakat ettim. Orada bir bildiri sundum. Problemimizi anlatmaya çalıştım. Hekimlere savundum mecliste. Hala ama bazı önlemler alınmış olmasına rağmen dert devam ediyor. Derdin devam etmesinin nedeni, yani hasta ile ilgili kısmını konuşuruz. Hekimliğin itibarına bir halel gelmişse onları konuşuruz. Ama tıp eğitimiyle ilgili Kemal Hoca'nın sözünü ettiği tedbirleri alamazsak biz. Öğrenci bu mesleğin bir şefkat mesleği olduğunu hocasından görerek öğrenemezse. Görerek öğrenebiliyor mu Kemal? Maalesef. Çok görmüyor hocayı. Çok görmüyor. İşte tıp eğitiminin içine felsefeyi, edebiyatı ve iletişimi sokamazsak sanıyorum bu iş daha olumsuz yerlere doğru gider. Uzun vadede bir çözüm yani, o yüzden beklenmez. Yani, evet. Evet. Yani çünkü hekimler bu işin tarafı olduğunda, bak, o yüzden diyorum ya, hastayla hekimler karşı karşıya geldiğinde orada büyük dert vardır. Bundan daha büyük bir dert olamaz. Yani o yüzden hani çarpıcı olsun diye söyledim. Evet, eşlerin birbiriyle karşı karşıya gelmesini, ebeveynin çocuğuyla karşı karşıya gelmesini anlayabiliriz. Ama hekimle hasta karşı karşıya gelemez. Gelmesi o mesleğe bir şey olmuştur. Ve o yüzden de yani hocalarımızın yani kafalarını ellerinin arasına alıp sabah akşam bunu düşünmeleri ve nasıl önlemler alacağımız, sizin yöneticinizin söylediği gibi hocam. Yani bu tıp eğitiminin müfredatı bizim değiştirmemiz şart. Yani bu şefkat ve merhamet mesleğine uygun. Bu çocuklar uygun zaten. Ben onlara kefil olurum diyorum. Yani benim meslektaşlarımla ilgili bir derdim yok. Ama bu mesleki pozisyonun yani yıllar boyu uygulana gelmiş hekimliğin uygulanmasına da biz onu düzeltebiliriz zaten. Ben ahaliyi nasıl düzelteyim Kemal? Sağlık ortamlarını nasıl düzelteyim? Ama ben iyi hekim olursam, hekimlik felsefesine uygun davranırsam şöyle diyebilirim insanlara. Arkadaşlar, yani siz her şeyi benden bekliyorsunuz. Halbuki ben sağlık çalışanlarının bir neferiyim sadece. Bu sağlık ortamında inanın benim şu kadar payım yok. Yani ben görevli olarak buraya geldim ama sağlık sistemini ben kurmadım. Yani poliklinikteki sıralardan, klinikteki odalardaki kalabalıktan inanın ben sorumlu değilim. Hemşire eksikliğinden. Hekim mi sorumlu Kemal? Hekim sorumlu değil ki.
Ama bizim insanımız hekime verdiği değerden dolayı, onun bir yansıtmasından dolayı sağlık ortamındaki bütün sorunların nedenini de hekimde görüyor. Çok enteresan bir şey bu. Şimdi bakın yeni sınav oldu. Gene en az puanla alan tıp fakültesi bile ilk 10 binde alıyor Seval. Evet, evet. Yani iyi tıp fakültelerimiz, önde gelen diyeyim, iyi kaldırıyorum. Önde gelen tıp fakültelerimiz ilk 1000'de alıyor. Diğerleri ilk 10.000'de alıyor. Yani iyi öğrencilerimizin çoğu sınavdan iyi puan almış diyeyim, iyi orada tekrar çektim. Tıp fakültesi tercih ediyor. Yani halbuki meslekte oldukça zorluklar olmasına rağmen, eskisi gibi çok para kazanılmamasına rağmen. Bu tercih devam. Niye bu? Tıp mesleğine yani olan itibar, araştırmalar da öyle gösteriyor. Evet. En itibarlı meslek hala. Soruyorsunuz hekimler. Ya en itibarlı meslek sahiplerine sen niye kötü davranıyorsun? Sen dediğim kötü davrananlar. Yani medyanın yaptığı hatayı biz de yapmayalım. Biz hastalarımızdan memnunuz. Hasta sahiplerinden, yakınlarından da memnunuz. Ama pürüz çıkartan çok az bir kısmı zaten. Bir kere bunu teslim edelim. Onlar diyor, niye bu kadar hem itibarlı görüyorsun bu mesleği, niye kötü davranıyorsun, niye şiddet uyguluyorsun bu insanlara? Büyük ihtimalle gene bizi çok yukarılara koydukları için Kemal. Yani bazı hekimler de bu hataya düşüyor. Kendi mesleki narsizmlerin kurbanı oluyorlar. Başı başa öyle bir şey geldi. Yeni uzmanım daha. Oğlum da okula yeni başladı. Ve okuldan telefon gelmiş annesine. Kolu kırıldı, hastaneye gidiyor ambulansla diye. Annesi ben gidiyorum, sen de gel dedi. O sırada çıkmak üzereyim ben, kapıdan birisi geldi. Benim randevum var diye. Dedim ki böyle böyle olmuş. Bana bak öyle git dedi. Şimdi bakın, hastadan yana olmak ne demek? Tabii ben gücendim, o insana sistemlerimi bildirdim falan ama. Ne yaptınız? Söyledim. Yani yapmayın bu kadar da falan gibi bir tutum aldım. Halbuki onu bir arkadaşıma teslim etmeliydim. Ya da haberleşelim demeliydim. Birkaç saniyeyi alabilir. Hı hı. İşte dediğim geriye dönük şeylere baksak. Aramızda olumsuz bir şey de olmadı fazla ama o laf unutamıyorum ben onu. Niye der bir insan? Yani o benim çocuğumu düşünmediğinden falan değil. Büyük ihtimalle hastalarımızın ve hasta yakınlarının büyük bir kısmı da bizi Süpermen gibi falan görüyorlar Kemal. Ya yani bunlar yorulmazlar, acıkmazlar. 24 saat çalışır. Yani bizim asistanlarımız bence Türkiye'nin en çok çalışan insanları da iddia ediyorum. İddia ediyorum. Birçok meslekle kıyaslayalım. Saat olarak, emek olarak kesinlikle tıp fakültesi asistanları hele bazı dallarda tabii bir gün inanılmaz bir gün nöbet tutar, ertesi gün evine gider. Yani 36 saat ya, bu kadar çalışılmaz yani. Evet. İnsanüstü bir gayretle yetişiyor çocuklar yani. Yani şimdi bir de iyi öğrenciler, iyi puan alan öğrenciler seçiyor ya tıp fakültesini. Yani ahalde insanımızda sanki bu doktorlar yorulmazlar, acıkmazlar, yakınlarına bir şey olmaz gibi bizi Süpermen yerine koyan bir şey var. Yani mesela bunları konuşmamız lazım. Yani sağlık ortamlarından bizim sorumlu olmadığımızı mutlaka insanımıza anlatmamız lazım. Aldığımız paralarla ilgili çoğu şeyin rivayet ve yalan olduğunu kesinlikle anlatmamız lazım. Ama asıl olarak bunları anlatarak bir şey olmaz. Yani biz şefkat ve merhamet mesleğinin gereklerini yapmazsak, hastayı karşımızda görürsek biz haklıyız deyip herhangi bir vaka örneğini, bakın orada ben gereğini yaptım. Ya hasta veya yakını tatmin olmamışsa senin meslek uygulamanda bir sorun vardır arkadaş. Biraz sabırlı bir şekilde anlatmak lazım. Anlatmak evet. Lazım. Yıllar önce Kadıköy meydanında bir 1 Mayıs gösterisi olmuştu. Orada kameralar bir genç kıza takılmıştı. O 1 Mayıs gösterisine katılan genç kız belediyenin özenle ekmiş olduğu çiçekleri eziyordu sürekli. Ayağıyla bütün orada ki kaldırımdaki çiçekleri eziyordu. Onun üzerine bir iletişim bilimcinin bir yazısı çıkmıştı. Çok uzun yıllar oldu. Onun yorumunu hiç unutmuyorum. Niçin dedi bu kız acaba bu nazenin çiçekleri eziyor?
kendisinden esirgenmiş olan Özen'in o çiçeklere gösterilmesini kabullenmiyor ve onların da kendisi gibi hayatta mağdur olmasını istiyor. Kendisi gibi ezilmesini istiyor. Çünkü onun o tatlı duruşu, rengi, kokusu veya itinayla büyütülmüş olması kendine karşı bir tehdit. Kendi geçmişine ona hatırlatıyor. Kendi yoksun geçmişini ona hatırlatıyor. Uğradığı yoksunlukları hatırlatıyor. O yüzden intikamını oradan alıyor demişti. Şiddette böyle bir şey var. Şiddet çoğu zaman başka bir yerde kendimizi doyum sahibi kılamadığımız zaman, başka yerde tatmin bulamadığımız zaman bir telafi edici mekanizma olarak şiddete yönelebiliyoruz. Bu aslında hayvanların dünyasında olan bir şey. İnsanların dünyasında konuşma var, dil var, soyutlama yeteneği var, adalet mefhumu var, işbirliği var, kooperasyon var. Ama hayvanların dünyasında güçlü olanın haklı olduğu bir düzen var. Yıllar evvel Kaptan Kusto belgeselinde bir şey izlemiştim. Hiç unutmuyorum onu. Bizim çocukluğumuzun en böyle özlediğim taraflarından bir tanesi. Tabii Seval hatırlamaz onları. Bir Kaptan Kusto belgeseli vardı. Şöyle bağlandırarak anlatalım biz de. Orada deniz aslanları arasındaki rekabeti anlatıyor. Deniz aslanları, iki tane deniz aslanı birbiriyle rekabete giriyorlar bir dişi konusunda. Kimin sesi daha gür çıkarsa, kim öbürünü gür sesiyle ürkütürse öbürü pes ediyor ve açık denize gidiyor. Geçmişte açık denize gider ve intihar edermiş yenildiği zaman. O kadar da gururlu hayvanlar. Fakat soyları tükenmeye başlayınca erkeklerin artık şöyle yapıyorlar. Gidiyor, birkaç gün uzakta sürüden kalıyor, utandırılmış oluyor, işte küçük düşmüş oluyor. Fakat birkaç gün sonra geri geliyor, yeniden sürüye katılıyor. Ama sesi gür çıkan, daha çok bağıran ötekini ürkütüyor. Biz yani bir hayvandan farklı olarak daha çok bağırmakla, daha çok efendim kaba kuvvet göstermekle, başkasını dövebilir olmakla, onu fiziksel açıdan incitebilir olma kabiliyetine sahip olmakla üstün olamayız. Biz ancak insan olarak konuşma kabiliyetimizle, derdimizi ifade etme kabiliyetimizle, mantığımızla, kalbimizle, duygularımızla, paylaşma azmimizle, adalet hissimizle insan oluruz. Dolayısıyla bize has olan şeyleri, insana has olan melekeleri ne kadar devreye alırsak şiddetten o kadar uzaklaşırız. Bu hayvanlar aleminden bahsetmişken hocam, tam da oraya da birazcık girelim. Çünkü şu sağlık ortamında az, o zaman girmeyelim çok oraya. Çok az kaldı çünkü süremiz. Ama bu sağlık ortamı mühim konuşmuyorum ya. Konuşmuyorum. Tamam hocam, lütfen onu söyleyin, ondan sonra geçelim. Hocam dediğin özeti şu aslında. Yani insanın birçok özelliğini saydın ya. Teşekkür etmek, evet. Özür dilemek. Ya şu ikisini evet. Biz yerli yerinde kullanabilsek, bir de açıklayabilmek. Yani karşımızda insan var, onun da o da dilsel bir varlık, dilden anlıyor. Tabii. Onu anlayabileceği yolu bulsak, hata yaptığımızda özür dilesek, karşımızdan bir şey aldığında, şükran borçlu olduğumuzda tabii. Teşekkür edebilsek. Biz şimdi hekimlerle, sağlık çalışanlarıyla hastaları karşı karşıya koymayalım diyorum ya. Aslında çok doğru söylemiyorum. Çünkü bak şiddet nerede korku ve kaygı varsa orada baş gösteriyor, biliyor musun? Yani şimdi hasta ve hasta yakın açısından baktığımızda ya o korku ve kaygı yumağı zaten. Ne yumağı? Dağı olmuş. Hı-hı. Yani yakında bir şey olacak mı? Kendisine bir şey tabii. Olacak mı? Ne olacak? Hı-hı. Özellikle dedirgin. Acil servislerde ama şimdi alarm vermesinin sebebi şu. Aile hekimliklerinde ve şeyde de var. Yoğun bakımlarda da görülüyor olması. Her yerde hocam. Biz temellerini konuşuyoruz. Hı-hı. Yani siz günlerce acilde değilsiniz. Tetkik yapıyorsunuz. Bir sonuç açıklanacak. Yani bundan daha kaygılı bir hal olamaz ki. Diğer hekim tarafına baktığımızda hocam korku ve kaygı içinde. Yani ustalaştıkça tabii ki bunu bastırmanın yollarını bulabilir ama yani insan hayatıyla uğraşıyor. Şimdiye kadar bir kere hekimlerimiz ve hastalarımız, hasta yakınlarımız sağlık ortamlarında fazlaca şiddet uygulamamakla büyük bir takdir hak ediyorlar. Çünkü
bu ortamdan şiddet çok az çıkıyor. Yani bugün konuşacak kadar arttıysa ne gam. Ama aslında büyük bir iş başarıyorlar. Bunu ne sayede başardılar şimdiye kadar? O yapılan işe duyulan saygıyla. Hı hı. Bakın bizim geleneğimizde eski kitaplarda şöyle diyor. Kimsenin karşısında boyun eğme, yönetici bile olsa. Ama iki meslek müstesna. Onlar birisi hekim, birisi muallim. Vay. Onlar karşısında olabildiğince mütevazi ol. Ve kendini onların eline bırak ve ne derlerse yap. Yani bütün eski kitaplar böyle yazıyor. Böyle insanlar hekimi gördüler ve hala hekimliğe itibar ediyorlar. Ve hala bu anlayış sayesinde sağlık ortamlarımızda her şeye rağmen, sağlık ortamlarındaki bütün sorunlara rağmen fena gitmiyor. Yani her yerde kavga falan çıkmıyor. Yani bunları da bilelim. Şimdi buradan bu hayvanlara yapılan şiddet ve eziyet görüntülerine ben bir geçmek istiyorum. Oraya da değinmeden programı noktalamayalım. Çünkü siz de hatırlayacaksınızdır, çok yakın bir tarihte arabasının arkasına, bunlara artık son zamanlarda böyle çok fazla maruz kalıyoruz. Köpeği işte arabasının görüyoruz. Arkasına, evet görüyoruz, köpeğin arabanın arkasına bağlayıp sürükleyen mi dersiniz? Peki bunu ya da, görüyoruz, evet. Başka bir şey söyleyeceğim. Psikopatik davranışlar, hı hı. İğrenç davranışlar. Geçen gün beni TRT'nin bir kurumuna ulaştıran bir şoför beyle konuştum. Programımızı izliyorsa selam olsun ona. Bizim oradaki bölgedeki sahipsiz köpekleri görünce filan ben dedi bunları kimin beslediğini biliyorum dedi. Bizim bir ekibimiz var. Ben de o ekiple beraber gidiyorum. Kimsesiz hayvanları ormanlarda bulup onlara gıda veriyoruz dedi. Beni dedi bu yola yine bir köpek sevk etti dedi. Çatışmaya katılmış komando er olarak Güneydoğu'da. Ve yaralandığı bir sırada işte bir mağaraya düşüyor yaralanarak. Bir köpek benim üzerime çöktü diyor, çökmüş diyor. Ben bulunduğumda o köpek vücut ısısıyla beni ısıtarak kan kaybından ölmemi önlemiş diyor. Muazzam bir hikaye aslında, o arkadaşımızı anlattırmak lazım bunu. Ve ondan sonra ben büyük bir hayvansever oldum diyor. Daha önce yoktu böyle bir şey bende diyor. Şimdi bizim timlerimiz var diyor. Her tarafta, Türkiye'nin her tarafında ki hayvanseverler birbirimizle irtibattayız diyor. Ormanlara gider, bu kimsesiz köpeklere yem götürürüz, besin götürürüz, su götürürüz diyor. Ve herkes de birbirini tanır diyor. Böyle de korkunç bir, yani korkunç derken çok muhteşem bir iyilik ağı var Türkiye'de. Tabii iyilik muazzam hayvanseverler var. Sokak hayvanlarına sahip çıkan. Çok geniş bir kitle var. Onlar için seferber olan, efendim onların ameliyatlarını yaptıran. Bunları da tanıyalım. Yani hocam, bu iyiliği de tanıyalım. Bunları evet. Bence toplum biliyor, farkında ama bu az da olsa, az sayıda da olsa bu örnekler hakikaten bizim içimizi sızlatıyor. Ve biz bunları konuşmak istiyoruz. Niye konuşmak istiyoruz? Neler yapılabilir? Az da olsa bu sayıdaki örnekleri görmemek adına neler yapabiliriz aslında biraz da merak ediyoruz. Peki ben ediyoruz. Bir cümle söyleyeyim. Bir örnek daha vardı, çok özür dilerim ama. Geçenlerde yine bir beyefendi bir tane şahin yılan yakalamak üzere yere konuyor ve onun kafasını kürekle vurarak onu öldürmeye çalışıyor. Hani bunu niye yapıyorsun? Beyefendi mi? Niye yapar? Yani benim terbiyem bunu. Evet. Yani sunucu bu... dedi. Tabii ki çok kızgın. Bu tür insanlar sorunlu insanlar. Yani gerçekten çok ciddi yardıma ihtiyacı olan insanlar. Çünkü bir başka canlının canını aziz bilmeme gibi bir durumdan mustaripler. Günümüz toplumu, bakın biz bir şey yine eksik bıraktık. Belki önümüzdeki programda öfke falan mı konuşsak acaba? Çok iyi olur. Öfkeyi çok konuşalım, evet. Mesela şeyi de konuşalım. Duygu eğitimini ilave edelim. Dijital dünyada çocukların oynadıkları video oyunlarıyla, saldırgan video oyunlarıyla şiddete ne kadar teşne hale geldiğini falan, mesela bunu eksik bıraktık, konuşmadık. Evet, ona da değinecektik ama vakit Vakit yetmedi. Hı-hı. Belki devam edebiliriz bu konuya, Erol Hocam da isterse.
Bu tür insanlar dürtüsel, kendini kontrol etmekten aciz ve hayatlarında yaşadıkları yoksunlukları başka bir canlıyı eziyet ederek telafi etmeye çalışan çok biçare, zavallı insanlar. Bu tür insanların çok hızlı bir şekilde rehabilite edilmesi lazım. Ben bu insanların hapse konulmaması taraftarıyım. Ben bu insanların alıp o hayvanseverlerin arasına katılıp kamu hizmetinde çalıştırılması gerektiğini düşünüyorum. Ne güzel bir yöntem de değişirler mi hocam? Yani değişirler, değişirler. İyiliği göre göre değişiriz. İyiliği içimize çeke çeke değişiriz. Bakın kötüleri kilitlerin altına koymakla, efendim hapis zindanlara koymakla onların belki 3 sene sonra, 5 sene sonra iyi olarak çıkmalarını sağlayamayız. Ama onları iyilerin arasına katmakla iyilikten öğrenmelerine bir fırsat verebiliriz. Evet. Görerek öğrenme çok önemli tabii. Yani Kemal Hoca'nın bu önerisini dikkate almak lazım. Bugün benim ilkokuldaki kızım bir haftadır eve kedi alalım diye tutturdu. Yani olmaz bizim evde kedi yani. Kendine göre güçlükleri var falan. Sonunda dedim ki kızım öyle yapmayalım. Bak Ankara'da hayvan barınakları varmış. Hı hı. Ben sana her hafta oraya gidip hayvanları sevmek gibi bir söz verebilirim dedim ve araştırdım. Çankaya Belediyesi'nin ve Gölbaşı Belediyesi'nin hayvan barınakları var. Hı. Kocaman yerler. Tebrik ediyorum Çankaya Belediyesi'ni ve Gölbaşı Belediyesi'ni. Kızımı oraya götürdüm. Çok da güzel çalışıyorlar. Hayvanseverler oraya geliyor. Belki senin hayvanlara eziyet suçu işleyenlere önerdiğin model için buralar bir yer olabilir gerçekten de. İnsanlar nasıl severek çalışıyorlar ve işlerini yapıyorlar çok hayran kaldım. Kızım da hayvanları gördü ve sevdi. Şimdi bunları daha çeşitlendirebilir miyiz acaba? Orada tabii daha çok sokak köpekleri, daha çok değil öyleydi, sokak köpekleri vardı. Şimdi bu iyi örnekleri göstermek lazım. Şimdi benim aklıma gelmeseydi, kızım kedi istemeseydi, bizim orada hayvan barınağı olduğundan ve orada birçok gönüllünün çalıştığından haberimiz bile olmayacaktı. Şimdi modern hayatta bu beter insanlar tabii hayvanlara eziyet edenler ve kişiliklerine ciddi zafiyet olduğunu ben de düşünüyorum. Ama modernliğin günahlarından bir tanesi de hani sen övdün ya biraz modernliği, öv tabii. günahlarından bir tanesi de tabiattan bizi çok uzak düşürmüş oluşu. O yüzden canlı kardeşlerimizi, yani hayvanların dünyasını, yani onların da bizim gibi faniler olduklarını biz göremiyoruz. Yani çocuklar Allah'tan işte bir sürü kötü yanı var internetin ama görüyor ve oradan da bir sevgi geliştiren çocuklar da oluyor. Yani kendi haline bıraksan şehir yaşamının içinde çocuğun hayvan göreceği falan yok. Evet. Yani öyle olunca nasıl olsa insana dair bir şey yok deyip hayvanlara daha kolay eziyet etmenin yolunu da açtı modernlik. Son 3 dakikamız kalmışken hocam evet yani hayvanlara eziyet üzerinden de devam edebiliriz ama hiç vaktimiz yok. Tamam. Ben son olarak şunu sormak istiyorum. Toplumda göz önünde bulunan insanlar gerek siyasetçiler gerek sanatçılar ne düşüyor şiddeti azaltma noktasında? Bizlerin üzerine neler düşüyor? Şiddet toplumda rol model olan insanlar üzerinden de yayılabilir. Nasıl yayılır? Siz bir şarkıcıyı, bir sanatçıyı, bir futbolcuyu çok seversiniz. Ve onun her halini kendinize örnek alırsınız. Özellikle ergen yaştaki gençler bunu çok yaparlar. Sonra bir bakarsınız şiddet uyguluyor. Sevgilisini dövmüş. Stadyumlar bunların en iyi örneği tabii. Hocam. Yani sahada şiddet uyguluyor. Evet, sevgilisini dövmüş veya bir başkasına eziyet etmiş, bir foto muhabirine yumruk atmış falan filan. O zaman o sevdiğiniz insanla beraber o davranış kalıbını da içselleştirirsiniz, alırsınız. Çünkü onu tümden zihniniz reddedemediği zaman, bu davranışı kınayamadığı zaman o rol model olan kişiden size o davranış kalıbı da intikal edebilir. Çok sorumlu olunması lazım. Şiddet konusunda çok duyarlı olunması lazım.
toplumca kanaat önderi veya rol modeli olarak kabul edilen insanların hem şiddet karşıtı kampanyalarda çok aktif görevler almaları lazım, hem de bize barışçıl hayatlarıyla örnek olmaları lazım. Hocam siz ne söylersiniz? Şimdi TRT tek kanalken ve kamu yayıncılığı görevini üstlenmişken insanlar daha farklı konuşuyorlardı. Sonra işte çok kanallı özel televizyonlar devreye girdi. Bu dilimizi de etkiledi diye düşünüyorum ben. Buradan nereye geleceksiniz? Şimdi kamu yayıncılığıyla TRT örnek olmalı. Bu şiddete karşı olması gereken kampanyaları bence başlatmalı, sürdürmeli. Kamu spotlarını sürdürmeli ve bunu özel kanallara doğru yaymalıyız. Başka türlü bu şiddet ortamından sıyrılmanın şansını çok bulabileceğimizi sanmıyorum. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Efendim bu hafta şiddeti nedenlerini ve neler yapmamız gerektiğini, şiddeti azaltmak adına neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Önümüzdeki hafta insanlık halinde görüşmek dileğiyle diyelim. İyi geceler.